Değerli yarışseverler, mutlu akşamlar diliyoruz efendim. 11 Nisan Perşembe akşamı Format'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz ve yaklaşık 2 saat boyunca yine haftanın gerek yurt dışındaki önemli haberlerini, gerekse ülkemizdeki geride bıraktığımız günlerde koşulan önemli koşularını ve hafta sonu Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak birbirinden önemli mücadelelerini sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Stüdyoda her hafta olduğu gibi çok değerli program partnerlerim sevgili Suat Demiral ve sevgili Gökhan Gül'le birlikte olacağız. 2 saati biraz da geçiyoruz değil mi hocam? Ne kadar eriştiyseniz birkaç dakika geçiyoruz. Nasılsınız, neler söylersiniz? Oldukça iyiyiz. Yine güzel konu ve konu başlıklarıyla YKK ilgililerimizin yaptığı toplantıyla başlıyoruz. Evet. Daha sonra Recep Manav kardeşimizin jübilesiyle devam ediyoruz. Daha sonra dünyadan tura çıkıyoruz. Amerika ve Avustralya'daki satışlarımız var. Daha sonra Wings var. Klasik haber başlıklarımızdan. Ama bu defa veda ile ilgili bir haberimiz var. Hı hı. Yine renkli konu başlıklarımız var. Avrupa'dan sezon hızlı başladı. Bizden biraz daha önce başladılar. Grup 1'lere aday, yeni adaylar ortaya çıktı. Hı hı. Bunlarla ilgili güzel yeni isimler var. Bunlar üzerinden konuşacağız. Ayrıca Gökhan Gül kardeşimizin hazırladığı geçtiğimiz hafta koşulan ve bu hafta koşulacak koşulara toplu bir bakışımız var. Sözü Gökhan kardeşimize bırakıyorum. Hemen dönüyorum Gökhan'a, ardından da hızlı bir şekilde programda bahsedeceğimiz çok konu var gerçekten de. Neler söylersin sevgili Gökhan? Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Format programında tekrardan birlikteyiz. Atçılık adına sohbet edeceğiz. Birçok konuyu, birçok gündemi paylaşacağız. Bugün hakikaten çok önemli bir toplantıdan çıkıp yayına girdik. Bu konuyla ilgili de paylaşımlarımız olacak. Hocam da zaten özetledi. Format eşdeği adı altından yarışseverlerimizin, camiamızın, herkesin katkılarını bekliyoruz. Atçılık adına sohbet etmek için. Tabii sevgili Tanzer de kulaklıktan hatırlatıyor. Keeneland koşullarının da geride kalan tabii son 3 ayağı da program içerisinde efendim canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Ama az önce sevgili Gökhan Gül'ün ve sevgili Suat Hocam'ın da belirttiği gibi çok önemli gerçekten bir toplantıdan sıcağı sıcağına yaklaşık 15-20 dakika önce çıktık. Hemen biz yayına geldik sevgili Gökhan Gül'le beraber. Toplantı Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü Sayın Murat Birol Kayın Başkanlığı'nda yapılan ve tüm illerdeki yarış komiserlerinin hizmet içi eğitim kapsamında İstanbul'da bulunmaları vesilesiyle yarış basını mensuplarıyla bir araya geldikleri bir tanışma ve bir Çalıştay tadında geçen doğru bir toplantı oldu gerçekten. Tanışmanın bir hayli ötesinde yaklaşık 2,5-3 saat boyunca bizim bulunduğumuz süre içerisinde son derece verimli olduğunu söylemek mümkün. Senin toplantıya dair fikirlerin, düşüncelerin neler oldu sevgili Gökhan? Sen çok güzel özetledin. Tabii ki şu an ekranlardaki Murat Bey önderliğinde Yüksek Komiserler Kurulu'nda Ahmet Özbelge, Atsabi Yetiştirici, aynı zamanda Türkiye Jokey Kurulu Genel Müdürü Tuncel Aydın ve Burak Konuk'la birlikte bütün hipodromlardaki Mahalli Komiserler Kurulu ve atçılık medyasıyla bir toplantı yapıldı ve bu toplantının özeli, hı hı, bir tanışmaydı. Tabii ki iletişim halinde olunuyor, tabii ki göz aşinalığı var, ama bu kadar yakından tanışılması, herkesin birbirini kendini tanıtması, ne görevde olduğunu, ne kadar görevde olduğunu ve alınan kararlarla birlikte birçok konu hakkında fikir terakkisi yapıldı. Senin söylediğin gibi de hakikaten bir Çalıştay niteliğinde oldu. Her şeyden önce atçılar bir araya geldiğinde zaten bunun tadı ve lezzeti bir başka olur. Ben bu konuda emeği geçen herkese atçı olarak çok teşekkür ederim. Nedeni ise bu toplantı bir tanışma toplantısı, ama amaç at ve Türk atçılığını daha ileriye taşıyabilmek. Türk atçılığında var olan sıkıntıları çözebilmek, var olan sıkıntıları üstesinden gelebilmek ya da daha iyisini yapabilmek, daha verimli olabilmek. Yani o kadar güzel, samimi konuşmalar geçti ki, sen de orada hani şahit oldun. Hani orada bu paylaşımların ardından bunun devamının geleceğini söylenmesi ve bununla birlikte de bu çalışmaların neticelendireceğini konuşuldu, gördük. Evet. O yüzden de konu başlıklarını tam detayına girmeden yarış severlerimizin sıkıntıları, atçılarımızın sıkıntıları, medya mensuplarının Mahalli Komiserler Kurulu'yla olan iletişimi ve bununla ilgili
bazen yanlış anlaşılma olsa da sonuç itibariyle iletişimde olup ortak bir noktada ya da ortak paydamız at bunun üzerinden doğruyu bulma ve devamı kesinlikle iletişim içerisinde olma noktasına geldi. Evet. Yani olayın özü şu, her ne kadar herkes konuya hakim olsa da, her ne kadar konu hakkında bilgisi olsa da insanların iletişimde olması, birbirini tanıması, bir şeyi anlatırken yüz yüze, göz göze ya da daha önce bir tanışıklığının sonrasında bir şeyler paylaşması, o insanın karakterist özelliği ne kadar samimi olduğunu, bu konuya ne kadar hakim olup ya da bu konu hakkında gelişim açık olduğunu göstermektir. Bence bu toplantının özelliği de buydu. Medya, Atatürk medyasıyla tanışıldı ama bence en çok bu noktaya da hani başarı sağlandığını düşünüyorum. Çok da sözü uzatmak istemiyorum. Çünkü konuşulacak çok konu var, çok detay var. Programımızda çok da fazla gündemimiz var. Ama bu toplantının ne kadar önemli olduğunu üstüne basarak anlatmak istiyorum. Hocam da birkaç kelam etsin. Ben de üstüne toparlayıp diğer haberimize geçelim. Tabii öyle yapalım. Gerçekten de toplantıda ben kendi adıma hocam komiserlerin konuyla ilgili ne kadar hakikaten emek verdiklerine kendi söylemleri doğrultusunda bir kez daha tanıklık etmiş oldum. Çok bilmiyordum açıkçası. Şahsen de tanımıyordum pek çoğunu. Ama ne kadar konu üzerinde hassasiyetle, her konu üzerinde özellikle onu söyleyeyim, hassasiyetle durduklarına da tanıklık etmiş oldum. O açıdan bile son derece faydalı diyebilirim. Tabii ki şimdi öncelikle ekran başındaki tüm izleyicilerimize tekrar iyi akşamlar demek istiyorum. Şöyle bir durum var. Bu bir ilk. Hı hı. Demek ki bir takım konu, sıkıntılar oralara kadar devletin en üst mertebesine kadar ulaşmış. Böyle bir şeyin yapılmasına gerek duyulmuş olması güzel bir şey. Medyadaki, onların da medyayı yakından izlemesi, buradaki gerek bizler gerek diğer arkadaşlarla tanışmak istemesi, böyle bir briefing güzel bir durum. Bilgilendirme, tanışma. Bunun inşallah periyodik olarak daha detaylı ve keşke gündüz olsaydı hepimiz hep birlikte gidebilseydik. Çünkü saat uymadığı için ben kendim şahsım adama özür diliyorum, gidemedim. Hı hı. Gökhan kardeşimiz bulmuş. Daha detayları ondan daha sonra da alacağım. Çok önemli konular var hocam. Mesela dünya atçılığındaki çok tecrübe edinmiş komiserler ülkemize gelecekler. Belli bir periyotta 10 gün kalacaklar. Sırasıyla bütün hipodromlara gidip yarışları izleyecekler. Alınan kararlar sonrasında kendi içlerinde bir toplantı yapacaklar. Yani sonuç itibariyle dünya atçılığına yön veren, dünya atçılığında karar verici olan komiserler kurulunun ülkemizdeki mali komiserler kuruluyla beraber çalışma yapacak olması gerçekten heyecan verici. Sonuç itibariyle 2-2 daha 4 olmuyor. Vizyon farklı bir şey ya da her alınan karar doğru olmayabilir, eleştirilebilir. Ama böyle bir çalışmanın sonrasında atçılık kazanacaktır. Çünkü Mali Komiserler Kurulu'nun verdiği kararlar başta yarışseverler olmak üzere atçılık camiasını da çok ilgilendiriyor, çok önemli. Bu anlamda da ilk aklıma bu geldi. Senin mesela ilgini çeken en konu başlığı ya da ilgini çeken konu ne oldu? Bu oldu. Yani bu çalışma çünkü çok katkı sağlayacak hocam. Sonuç itibariyle dünya açısından yön veren mali komiserlerin ülkemizdeki komiserlerle beraber çalışması. Eğitim şart tabii ki. Yani eğitimin altyapısı yeter ki karşınızdaki kişinin bunu almak, öğrenmek ve uygulama isteği olsun. Biliyorsunuz eğitim her alanda çok faydalı bir konu. Seyis kursu açılıyor. Evet. Ve bununla birlikte seyis ve çalıştırıcı noktasında da teklif götürülecek. Evet. Aynı dünyadaki olduğu gibi atın üstüne çıktığı zaman atın bakıcısı atın gezintisini, bineğini, tırısını, dört nalı çalışmasını yapabilecek. Yani bununla ilgili çalışmalar var. Evet. Bu da beni çok önemsediğim ve çok heyecanlandırdığım bir konu. Hocam sen de bir atçı olarak sana da çok katkı sağlayacaktır. Sonuç itibariyle geçmişte biz yaptık. Şöyle ki şu an tabii arz talep dengeleri çok bozuldu. Gençler belli alanda farklı sektörlere de kaydılar. Benim 2000'li yılların başında Gedik Ekürüsü'nde görev aldığımda ve ben gelmeden önceki dönemde de birçok seyis kardeşimiz ilk ısınma turunu, ki o yıllarda kask mecburu değildi ve biz kask taktırıyorduk seyislere. Kasklarını takar, tırıs pistinde ilk ısınma turunu yaparlardı. Hatta işlerinden birkaç tanesi çok yetenekliydi. Tatlı kenter, normal büyük piste çıkıp kenter yapabilecek kadar yeteneğe sahipti ve yapıyorlardı.
Sadece iş galop yapmıyorlardı. Yani evet. Taylar da kullanıyordu. Yani bu çalışma bize çok katkı sağlayacaktı. Çünkü burada biz hakikaten aradığımız noktadaki insanları belli bir noktaya taşıyabilmek çok zaman alıyor Sadık. Sabahleyin idman yapıldığında bu çalışmayla bir seyis arkadaş ancak bir ata bakabiliyor. Ama bir seyis arkadaş atın üstüne binek yapıp aynı şekilde idmanı yaparsa iki ata zaman olursa bir üç ata bile bakabilir yani. Bir oturum karşılıklı sohbet niteliğinde mi yoksa soru cevap? Tabii. Hepsi. Hocam bir çalıştay niteliğinde oldu. Karşılıklı sohbet niteliğindeydi. Daha ziyade sorular da oldu. Karşılıklı tabii basın mensubu arkadaşlarımız Reşat Bey olsun. Ulusal basından da var mıydı kimse? Yok. Atçılık öyle değildi. Camiasında da. Bir de bir konu daha var, onu da açmak istiyorum. İnternet sitesi çalışması başlatılmış. Dolayısıyla da alınan kararlar ya da bu kararlarla ilgili atçılık camiası ve Atçılık medyasından da öneriler alınaraktan bu site çalışması üzerine devam ediyor. Bu da çok önemli. Düşünsenize yani bir karar alındığında o sitede de görebileceksiniz. Ya da alınan kararların öneriler doğrultusunda orada bizlere sunulması, tüm atçılık ya da tüm herkese sunulması ne kadar şeffaf olduğunu ve bu konuya ne kadar değer verip hassasiyet üzerinden tecrübeli atçılık camiasının fikirlerini alıp orada yayınlanması. Yani bu da gerçekten çok önemli her bir detay. Her zaman konuştuğu gibi yani en sonunda olay dönüyor dolaşıyor. Profesyonel hakemlikten destek konusunda profesyonelden bir destek ve fikir alınacak. Kesinlikle. Oldukça doğru bir karar. Evet. Bir de bununla birlikte atçı insanların orada olması. Sonuç itibariyle at sahibi yetiştirici Ahmet Özbelgen'in orada bulunması da bizim için bir şans. Tabii ki genel müdürümüz zaten uzun yıllardır burada. Murat Bey de ben bilgi işlemden geldim dedi. Düşünsenize herkes kendi konumunun en alt kademesinden başlayarak yönetici noktasına gelmiş. O yüzden buradaki sıkıntıları biliyorlar. Ne yapılırsa daha doğru olur, ne yapılmazsa sıkıntı yaratmaz noktasında olmaları da bence bugünkü samimiyetin ardından çok önemli bir adım atıldı. Bunun devamı geldiği noktadaki geleceği söylenildi. Çok başarı elde edecektir. Ben bir atçı olarak orada medya mensubu olarak oradaydım ama kendimizi tanıttık. Sonuç itibariyle bir atçı olarak ben çok çok teşekkür ederim. Hakikaten emeklerine sağlık. Çok güzel bir, çok yararlı bir toplantı oldu. Gerçekten öyle. Bir kez daha efendim emeği geçenlere, organizasyon anlamında tüm ilgililere bir kez daha teşekkür ederim. Saygılar sunalım biz de. Geçelim bir diğer haberimize ki bu haber dün gerçekleşen bir aslında bir veda, bir jübile haberi. Jockey Recep Manav'ın jübilesi gerçekleştirildi dün İstanbul'da ve oğlu Mustafa Manav'la aynı koşuda at bindiler. Şimdi çok güzel görüntülerle baba oğul duygu dolu anlar tabii ki yaşandı. Gerek koşu öncesi gerek koşu sonrası padokta gerçekten çok uzun yıllar değil mi hocam? Kaç yıl Recep Manav'ın bir fiil at bindiği süre oğluyla beraber ikisini birlikte topladığımızda yılların sayısı artıyor. Neler söylersiniz? Gerek Recep gerek Mustafa Manav sevilen kişilikte insanlar. Recep'i yakından, çok yakından tanıdığım bir kişi. Kişilik olarak iyi bir insan. 80'in sonlarında başladığı meslek hayatına 90'ın başlarında büyük çıkış gerçekleştirmişti. Şimdilerde tartışılan bu işte alt sınır 50 kilo olsun, 50 kilo, 52 kilo olsun sınırlarında Recep Manav 44-46 hafif kiloların baş jokeyiydi. Yani değişip tartışmasız baş jokeyiydi. Ayrıca da bunun yanı sıra 60 ve üstü kilolarda da çok yarışlar kazandı. Bir dönem çok sevilen, sevgi ve ilgi gören bir jokeyiydi. Spor hayatı böyledir. Biraz da insanlar acımasızdır. Biraz da meslek acımasızdır. Biraz da o acımasız dönemlerde siz kendinizi biraz boşlarsanız farklı sorunlar ortaya çıkar. Hayat böyle ama aslan gibi bir oğlu var. Ben oğlu babası gibi değil. Daha böyle bir yumuşak, naif bir çocuk. Babası hafif kilo ama sert bir jokeydi. Yani öyle hafif kilodur da bir insan güçsüz, kuvvetsiz değil. Recep hafif kilolarda dişe diş mücadele yapan, kilosunu yıllarca korumuş. Hala da işte belki oğlundan bile hafiftir şu an yani zalim ki. Net. Hafiftir. Yıllarca büyük başarılara imza attı ve daha da bir şanssızlığı. Ben her zaman söylüyorum, o yıllarda çok iyi jokey vardı, at azdı. Yani belki bizlerin bile ilk yıllarımızda her zaman söylediğimiz
Yani şimdi düşünebiliyor musun? Biz Tunkut Aksungurlarla Zekeriya Aydın'la Metin Körmüşü'ye karşı at koştuk. Evet. Yani şu an o kariyerde antrenör sahada yok yani. Hiç kimse üstüne alınmasın ama o kariyerde bir antrenör yok şu an. Doğru. Bunlar dünya çapında antrenörler. Recep'in özelinde de diyeceğim. Yani o yıllarda Süleyman abi, Mümin abi, Ekrem abi, Kadir abi, yani say da say, Ahmet abi, Yaşar abi. Benim jenerasyonumla beraber var. Yani bu çocuklar şanssızdı. Nedenleri yarış günü azdı. Haftada iki gün yarış vardı. Haftada doğru. İki gün, üç gün yarış az. Ancak Adana İzmir'e gidildiği zaman bir nebze şanslar artıyordu. O zaman böyle ulaşım olanakları böyle değildi. Yok, Adana'dan, gitti sezonda kalıyordu. Şimdi Adana'dan İzmir'e neredeyse gün içinde gidersin. Aynı gün iki yarış kazanan jockey oldu bu sefer. Yani o zaman ulaşım olanakları, ekonomik şartlar, diğer şart, sosyal şartlar bu kadar elverişli değildi. Ama Recep Manap o yıllarda büyük sükse yapmış, büyük başarılar sağlamış. Bir değerli bir jockey kardeşimizdi. Hı hı. Burada ben eşinden de bahsetmek istiyorum, Nevin'den. Nevin'in babası da Türkiye'nin gelmiş en iyi seyircilerden biriydi, Fare evet, abi. Kendi eşi de dönemsel olarak görüyorum. Atlara çok meraklı, Türkiye'deki ilk hanım seyislerden biridir. Hı hı. Ve gerçek bir Çerkez ailenin kızıdır. Ata çok yakın bir insandır. Mustafa'nın şurada, yanındaki de kız kardeşi. Evet, kız kardeşi. Recep'in kızı. Mustafa'nın da kız kardeşi. Benim şurada söylemek istediğim bir şey var. İnsanlar buraya bir hayat veriyor. Evet. Acısıyla, tatlısıyla, doğrusuyla, yanlışıyla. Geçtiğimiz hafta bir yazı okudum. Çok da hoşuma gitti. Olivier Pellier ile ilgili. Bir baş jockey Olivier Pellier için diyor ki kesin jockey odasında olmalı. Bir mentor, bir abi olarak genç jockeylere örnek olmalı. İnsanlar, yani ben Recep Manap özelinde demiyorum, genelde diyorum, bu tip mesleği bırakmış, jübile yapmış birkaç jockeyin gerekirse jockey odalarında bu tarz görevli olarak, hiç değilse hani abiyane tabirle bir şey vardır, kulak çekme. Bak güzel kardeşim, bunu böyle yanlış yapıyorsun, şu takımını şöyle yapabilirsin. Gerek takım hazırlarken gerek genel durumda bu insanlara buralarda görev verilip bu insanların buralardan kaybolmaması lazım. Aynı şekilde mesela eşinin de bu ailenin atçılığa da verebileceği daha birçok hizmetler var. Evet. Aynı zamanda da bunlara da maddi manevi ileriki yaşamlarında, meslek hayatlarının devamında da böyle bir destek de gelir. Şahsi kanaatim bu. Sadece yani bunu bugünün özelinde jokeylik hayatı. Hocam yabancı yarışa gidip dönüşte tamam. Devam edelim. Söz hemen yurt dışı için Ekrem hazırlarda. Sayın yarışseverler, 5. koşu var sırada. Bu koşuda 7 ve 13 numara safkanlar start almayacak. 1200 metre mesafede Kumpis'te bu koşuyu izleyeceğiz. 3 numaralı Rolling Empire yerini aldı. Onun ardından 9 numaralı Call Me Cadillac da yerini alıyor. 4 numaralı Baron of Bluegrass yerini alan bir başka isim. 5 numaralı Comrade ve 10 numaralı Big Brother da yarışa hazır. Onun akabinde kullarına yöneltilecek isim 11 numaralı Rocky Shack. Rocky Shack'a geldi sıra ve Rocky Shack da yöneltiliyor. 11 numaralı Rocky Shack da yerini aldı. 12 numaralı Kamaça son isim. 12 numaralı Kamaça da Buckseekin. Ve o da yerini aldı. Start verildi ve koşu başladı. Değerli izleyenler, 3 numaralı Rolling Empire koşuya 2 boy kadar geç başlayan isim oldu. Liderlik kuraşında 1 numaralı Knight Dispirator atak yaptı ve Knight Dispirator öne geçme çabasında. Yanında 4 numaralı Baron of Bluegrass var. Dışlarında ise 5 numaralı Comrade yer tuttu. 5-6 boy kadar geride 9 numaralı Call Me Cadillac. Hemen yanında 10 numaralı Big Brother. Daha sonra 6 numaralı Safkan Odi yer tuttu ve Odi'nin de hemen dışındaki isimsi bu metrelerde. Evet, 12 numaralı Kamaça'nın uğraşları var. Bir boy kadar gelirinde 8 numaralı Rakmi şeklinde safkanlar, değerli izleyenler, son düzlüğe yaklaşıyor.
Dış kulvardan 4 numaralı Baron of Bluegrass geldi. Öne geçti bu safkan. Asfalt lider dışına ise 5 numaralı Comrade geldi. Farkı azalttı. Ve 4 numaralı Baron of Bluegrass liderliğini koruyor farkı da. 2 boya kadar çıkartıyor. İkinciyle ise atak yapan isim 10 numaralı Big Brother'ın çabası var. Dışarıdan ise etkili şekilde 2 numaralı Villain Skate'in çabası var. 2 numaralı Villain Skate etkili geldi. Öne geçti bu safkan. Farkı bir anda 2,5-3 boya kadar çıkardı. Farkı aşan bu isim galibiyete yakın ve 2 numaralı Wilder Skate 5. koşunun galibi oluyor. 4 numaralı Baron of Bluegrass da 2. oldu. 5. koşunun galibi 2 numaralı Wilder Skate. Ve koşu heyecanında bir mücadeleyi daha geride bıraktık. Kalan iki koşu da yine ekranlara gelecek değerli yarışseverler. Hocam Jubile'den bahsediyorduk. Son bir iki cümle daha varsa onları da rica edeyim. Ben sözümü şöyle noktalamak istiyorum. Gerek Recep Manav, gerek eşi Nevin Hanım kardeşimiz özelinde kendilerinin bu işten kopmadan TCK yetkililerinden görüşüp hiç değilse belli oranlarda, belli bölgelerde görev alıp atçılığa hizmet katmalarını temenni ederim. Çünkü hayatları burada geçen insanların bu saatten sonra başka gidecekleri bir yer yoktur. Bu bir yaşam tarzıdır, yaşam biçimidir. Mustafa'ya gelince de genç, yakışıklı, oldukça yetenekli de bir çocuk ama biraz bilmiyorum. Zaman zaman şans buluyor, böyle bir bazen şehir değiştiriyor. Hatta gerekirse ben onu diyorsam yurt dışı bile düşünebilirim. Yani bir yurt dışı dahi olabilir. Avustralya olabilir. Orada giden çocuklar çok başarılı oldular. Yani duygusal, terbiyeli, kendini geliştirmiş bir kardeşimiz. Benim söyleyeceklerim bu an için bu kadar. Güle Peki. güle Recep Manav diyoruz. Güle güle Recep Manav dedik. Sevgili Gökhan, neler söylemek istersin? Tabii ki birlikte at binmişsindir Recep Manav'la aynı koşuda defalarca. Her şeyden önce Recep Manav benim çok iyi bir arkadaşım. Çok net. Aynı jenerasyonun jokeyiz. Recep fiziksel olarak kilosu çok müsaitti. Dolayısıyla da 44 kilolara hiç atçılık tabiriyle kura yapmadan yani diyet yapmadan rahat rahat binebilirdi. Yeteneği kesinlikle vardı. Çok özel bir kurşunlu keçesi vardı. O kurşunlu keçesiyle 60 kilo 63 kiloluk atlara dahi bindi. Kazandı. Akmeşe, Göktaş'ı atların ismini de söyleyebilirim. Belli bir jenerasyon bu limit 50 kilonun altına inmediğinde ve oralarda artık belli bir yaşanan sıkıntılar, belli bir yaşanan yıpranmaların ardından bir geri gidişat oldu. Herkese çok iyi biliyor ki spor hatayı affetmez, spor gevşemeyi affetmez. Spor seni her zaman formda tutmanı ister. Hepimiz de bunu yaşadık. Ama Recep de sonuç itibariyle yeni atçılıkla ilgilenen arkadaşlarımızdır ama bu işin eskisi olanlar herkes çok iyi bilir ki çok sürpriz yarışlara imza atmış. Birçok koşuyu kendi yeteneğiyle kazanma başarısı göstermiş. Oldukça efendi, kendine has münasır kişiliğiyle bir arkadaşımızdı. Buradaki olayı çok keyifli, çok güzel. Bir yanında hanımı, atlarla iç içe, atların her şeyle beraber olan Nevir kardeşimiz. Bir yanında Mustafa oğlu, bir yanında kızı. Böylesi güzel bir jübileye imza attılar. Unutulmayacak bir görüntüler, unutulacak bir anla jokeline veda etti. İnşallah bundan sonra atçılık hayatında yine jokeylikte olduğu gibi başarılarla dolu bir hayatı olur. Atçı bir ailenin her zaman cami içerisinde yerinin olup ekmek yemesi gerekiyor. Bunun için de çalışmak lazım. Recep'te de bu istek var, bu hırs var, bu azim var. Başarılı olacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Hayırlı uğurlu olsun umuyoruz. Bundan sonraki hayatında Recep Manav'ın ve tabii ki Mustafa Manav'ın da jokeylik kariyerinde başarıları daim olsun diyelim. Geçelim efendim yurt dışından ilk haberimize. Keeneland ve İngiliz'de Nisan ayı satışları sona erdi. Tabii ki çok önemli satış organizasyonlarından ikisi. Bakalım nasıl sonuçlar, nasıl satışlar olmuş haberimizde izleyelim.
Finland ve İngiliz'de Nisan ayı satışları sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde atçılığın beşiği olarak bilinen Kentucky Lexington bölgesindeki Kinland Hipodromu'nda geçen hafta yeni yarış sezonu başlamış ve birbirinden önemli grup koşular gerçekleştirilmişti. 9 Nisan Salı günü ise Kinland'de Nisan ayı satışları kapsamında yarış koşma yaşına gelmiş safkanlar yeni sahiplerini buldu. İlki 1993 yılında gerçekleştirilen ve 2014 yılına kadar süren Kinland Nisan ayı satışları 5 yıl aradan sonra ilk kez bu yıl düzenlenmiş oldu. Daha önce Grup 1 Kentucky Derby ve Grup 1 Preakness Stakes'i kazanmış olan Big Brown, Grup 1 Belmont Stakes galibi Palace Malice, Grup 1 Preakness Stakes galibi Lookin' at Lucky, Grup 1 Kentucky Derby ve Grup 1 Belmont Stakes galibi Thunder Gulch gibi isimlerin yeni sahiplerine kavuştuğu satışların 2014 yılındaki son bölümünde ise Lady Eli ve Roy Edge gibi şampiyon isimler ringe gelmişti. 169 safkanın katalogda yer aldığı bu yılki Nisan ayı satışları kapsamında 67 safkan toplamda yaklaşık 6 milyon dolara satış gördü. %29,5 oranla 28 safkan geri alım olurken 22 tay yeni sahiplerine 3.3 milyon dolar karşılığında geçti. Bu yılki Kinland Nisan ayı satışlarında en yüksek bedelle el değiştiren isim ise 2 yaşındaki Tapit My Conquestoro de orijinli tay oldu. Kentucky'de SV Bloodstock tarafından yetiştirilen tayı 1.3 milyon dolar karşılığında Chet Schumer satın aldı. 2017 yılı Kinland Kasım ayı satışlarında 775 bin dolar bedelle satış görmüş olan tay, anneden bu yıl Grup 2 Fountain of Youth Stakes'te ikinci, Grup 1 Florida Derby'de ise dördüncü olan Bourbon War'la kardeş. Babası lider aygırlardan Tapit olan 2 yaşındaki dişi tayın annesi Mike Onkestrodi'nin kariyerinde Grup 1 koşu galibiyeti bulunuyor. Avustralya'da 9-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen English Easter Yearling satışlarında da taylar yüksek bedellerle alıcı bulurken 2008'den sonra yaklaşık 122 milyon dolarla en yüksek fiyata ulaşılan satış olarak tarihe geçti. 11 farklı aygırın 19 tayı 1 milyon doların üzerine bedelle satılırken 2.8 milyon dolara el değiştiren Snitchel Ichihara orijinli erkek tay satışta en yüksek fiyat gören isim oldu. Söz konusu tay babasının tarih boyunca en yüksek bedelle alınan bir yaşlı tayı olurken bu bedel aynı zamanda Avustralya tarihinde bir yaşındaki bir tay için ödenen en yüksek 5. fiyat oldu. Satış sonunda 343 tayın el değiştirdiği ve ortalama fiyatın 356.372 dolar olduğu açıklandı. Satışlardaki detaylar haberde vardı Suat Hocam. Siz hangi kısımdan, hangi açıdan yaklaşırsınız bu satışlara? Şimdi ben her zaman söylüyorum, bir pazarın olmazsa olmazı satıştır. Siz istediğiniz kadar ürününüzü üretin, onu getirip sunup satabileceğiniz bir pazar olmalı. Pazar ne kadar çok ve çeşitli olursa ona göre bunun da müşterisi çok ve çeşitli olur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şu an yarışlar başladı. Yarışların başladığı ilk hafta bu satışlar yıllarca yapılmış. Fakat 5 yıllardan sonra tekrar böyle bir satışa gereksinim duymuş. Bunun nedeni de çünkü buradan çıkan atların 5-6 tane tabii, baş at çıkmış. Şampiyonat evet. Çıktı. Böyle şampiyonatlar çıkınca tekrar çıkabilme ihtimali. Çünkü bunlar geç kalan bir satışlar. Geç satışlar. Fakat geçtir diye de olmaz diye bir şey yok. İşte görüyorsunuz abisi Bourbon War Florida Derby'de başarılı oldu. Onun da tabii satışa bir yansıması var. Tabii bir tapit tayının 1 milyon gibi bedelle veya 1.3 gibi bedelle satılması çok büyük bir rakam değil atın özelinde. Zaten abisi 525 bin dolar gibi bedelle satın Bourbon War. Ucuz bir bedel değil. Grup koçlarda tabelesi var. Tabii yani 500 bin dolar alınca oralarda bir şeyler yapması doğal. Fakat tabii sıcak bir update, sıcak bir güncel haber Florida Derby. Kentucky Derby'ye giden yoldaki atlardan bir tanesi. Amerika'daki satışla ilgili bunları söyleyebiliriz. Avustralya bize lokasyon olarak oldukça uzak. Fakat her geçen gün bu tabii gerek sosyal medya gerek internet aracılığıyla haberler sürekli oradan da güzel haberler geliyor. Orada da işte bir Schnitzel yavrusu ki Schnitzel son zamanlarda bir Daniel Hatton'un evet. İyi temsilcilerden Red bir tanesi. Red Charles değil mi hocam ölen? Red Charles'ın Red Joyce'un arkası Daniel hattıdır yani Danzig hattıdır. O hattın en iyi temsilcilerinden bir tanesi. Oldukça güzel bir taydı.
Onlarda da yüksek bedelli atlar satılmaya başlandı. Yoksa evet, oralarda pek böyle milyon ya da 2 milyon gibi veya 2.68 gibi rakamlar pek sık görülen rakamlar değil ama artık orada da market büyüdü. Evet, işte kesinlikle. Bu yıllar içinde büyüdü. Ben eski yıllarda biliyorum, bizim Jockey Kulüp müdüriyetinin posta kutusunda oraya muhakkak bu İngiliz katalogluya gelir bakardı. Yani ne yalan söyleyeyim, ilgimi dahi çekmez bakmazdım. Çünkü orijinler bize biraz uzaktı. Pek popüler bir satış değildi ama nereden nereye geldi yıllar içinde. Bizde de böyle olmalı. En azından hiç değilse İstanbul'da sezon başlarında böyle sade iki yaşlı değil, karışık at satışı da, idmanda at satışı. Bu idmanda bir at satışı yani. Burada 2500 dolarda atlar satıldı. Evet. Ben seyrettim satışı. Böyle olmalı. Biraz da bunu örnek aldım. Çünkü şöyle, Amerika'da bizde olmayan, Amerika'da olan farklı bir kurallar var. Satış koşullarında bir at aldığınız zaman o atı o miting bitene kadar o hipodromdan çıkartamazsınız. Yani bizde mesela Ankara'dan aldığınız İstanbul'a getirebilirsiniz. Veyahut da genelde şu oluyor. İstanbul'dan aldığınız atı doğudaki Urfa, Elazığ, Diyarbakır veyahut da İzmir istediğin hipodroma götürme hakkım var. Ama oralarda at çok olduğu için bir anlamda da koruma adına buna müsaade edilmiyor. Ancak miting bitene kadar orada kalıyor. Tabii. Miting bitti mi daha sonra farklı bir şehre gidebiliyorsunuz. O yüzden de küçük alımlar da oldu idmandaki atlarda. Böyle ciddi alımlar da oldu. Hı hı. Güzel görüntülerdi. İnsanların satışlar bir heyecandır, hoşuna gidiyor. Görüntüler ve brizler hoşuna gidiyor diye bunu alma kararı aldım. Çok iyi yapmışsınız hocam. Gerçekten güzel haberler, güzel bilgiler var. Tabii orada çok göz dolduran eşkaliyle vay dedirten safkanlar olduğu gibi tabii çok da fazla böyle hani dikkat çekmeyen isimler de oluyor görüntüler esnasında. Sen tabii bu satışları değerlendirirken sevgili Gökhan hangi açıdan bakacaksın? Yani ön plana çıkan isimlere değineceksin mutlaka ama hocamın dediği gibi 2500 dolara satılıp da birçok başarı elde edebilme ihtimali olan isim de mutlaka vardır aralarında. Olacaktır çünkü atçılık evrensel. Bunlar olduğu için de güzelliği var. Hani sürekli yüksek fiyata bedelli alınan atlar şampiyon olacak diye bir kaide yok. O yüzden de ben satışları her zaman her daim çok önemsemişimdir. Ülkemizdeki yapılan satışları da bir kez dahi kaçırmamışımdır. Hatta lavaboya gidip hemen tekrar geri gelmişimdir yani. Çünkü bunu çok önemsiyorum, bunu çok değer veriyorum. Ata atçılığa katkı veren herkesin belli bir noktadan sonra ortak varisi at olduğundan mütevellit doğru atı ve bu doğru atı bulabilmek adına belli tecrübelerden geçmesi gerekiyor. Evet. Şimdi Amerikan atçılığının tabii ki beşi olarak bilinen Kentucky Lexington'da satışlar bitmiyor. Ve orada bakıldığı zaman 1 milyon doların üzerine satılan at yıl olarak bakıldığında 50'yi bulabiliyor yani. Bu işte yearling olarak, idmanla satılan atlar olarak, geç kalımı satışı olarak görebiliyorsunuz. Ama sonuç itibariyle herkesin en iyi üretme noktasında bir çalışması var. Hı hı. Bunu yaparken de bir pazarı var. Böyle bir pazar olduğu için zaten bu çalışma oluyor. Çünkü orada bir alıcı var. Bu alıcı bir atı birkaç kişi beğenir, fiyat yükselebilir ama sonuç itibariyle atınız eğer orada belli bir noktadaysa alıcı buluyor. Evet. Sadık. Önemli olan bu. Tabii ki bu Kinlent Nisan ayı satışlarında buradan 5 tane tabii ki not aldığımız kadarıyla Big Brown çok önemli bir at. Lucky çok önemli. Thunder Gulch, Lady Eli, Roy Hush, bu atlar bu satışlardan çıkmış. Bu da bir referans oluyor Sadık. Ne oluyor? Geç kalınmış. Acaba ufak bir sıkıntısı vardı. Yok da geri planda kalmış değil. Belli bir noktadan sonra kendini gösterebilecek atlar vardır. Bu öylesi 5 tane aygır olmuş. Ses getirmiş. Atçılığı takip eden herkesin ismini duyduğunda diyebildiği atlar satılıyorsa eğer ne oluyor? O zaman bu satışların devamının yapılmasının ve ne kadar gerekli olduğunu ve doğru olduğunu gösteriyor. Evet. Avustralya'ya gelince ben Avustralya'yı inanılmaz beğeniyorum. Çok da doğru işler yaptığına inanıyorum. Belki hocanın söylediği gibi eski yıllarda bu kadar ön planda değildi ama son zamanlarda hakikaten çok doğru işler yapılıyor. Benim yeni programımda haberler noktasına gelindiğinde bir hafta olmasa diğer hafta kesinlikle Avustralya'ya ilgili haber geliyor. Wings'i saymazsak. Şimdi burada Şinitsel çok önemli bir aygır. Bu yıl sadece 20'ye yakın grup kazanan yavrusu var. Toplamda grup 1 kazanan birçok yavrusu var. Yani Avrupa'nın Galileo'su varsa Avustralya'nın da Şinitsel'i var şu noktada. Doğru. Belki herkesin bu konuda görüşü farklı olabilir. İki aygırı bir tutmuyorum. Ülke bazında bunu anlatmaya çalışıyorum. Hı. Şimdi eğer sizin kendi atçılığınızda bir tane böyle yıldız bir aygırınız varsa
3-5 tane yıldız adayı ya da o noktada aygınlarınız var oluyorsa Sadık'cığım, ne oluyor? Bu sefer en iyisiyle en iyisini eşleştirip en iyisini üretiyorsunuz. Evet. Tabii ki birçok kriterler var bu süreç içerisinde. Evet, ama sonuç itibariyle baştan şansınızı arttırıyorsunuz. Hani olması gerekenler budur. Tabii ki bu ekonomik bazında veyahut da belli bir şartlar noktasında da farklılık gösterebilir. Ama ben bu haberi çok önemsiyorum. Bir atçı olarak çok beğeniyorum. Ben satışların her daim gündemde olması gerektiğini, gündeme taşımamız gerektiğini, olabildiğince oralarda bulunup, tecrübe edinip hem kendi atçılığımıza hem de bu tarz organizasyonlarda vizyon olarak neler yapılıyor, neler yapılmıyor öğrenmek lazım. Evet, görmek geçelim. Lazım. Görmek lazım. Geçelim artık Fransa'ya. Fransa'da bu kez star adaylarına bakacağız. 3 ve 4 yaşlı olmalarına rağmen hala beklentinin yüksek olduğu isimlere dair haberimiz geliyor ekranlarınıza. Fransa'da star adayları dikkat çekti. Geçen hafta Fransa'da 3 ve 4 yaşlı olmalarına rağmen hala kendilerinden beklentilerin yüksek olduğu bazı isimler sezonu açarken ünlü ekürilerin yüksek kan hattına sahip birkaç safkanı dikkat çekti. 7 Nisan Pazar günü Longchamp Hipodromu'nda Grup 2 Prix d'Harcourt için piste çıkan Godolphin ekürisinin safkanı Gayat, William Buick'le katıldığı koşuyu kazanırken kariyerinin en parlak performanslarından birine imza attı. Annesi Nighttime ve kız kardeşi Zukova'nın Grup 1 galibiyetleri bulunurken Dubavi'nin 4 yaşındaki oğlu Gayat'ın etkileyici galibiyeti sonrası 28 Nisan'da koşulacak Prigana ile birlikte ilk Grup 1 zaferine ulaşmaya çalışacağı ifade edildi. Charlie Appleby'nin antrene ettiği safkanın uzun vadeli hedefleri arasında dünyanın en prestijli yarışlarından olan Ekim ayındaki Grup 1 Prix de Arc de Triomphe da bulunuyor. Öte yandan Fransa'da dikkat çeken bir diğer isimse Ahan ekürisinin piste ilk kez çıkan 3 yaşındaki dişi tayı Sierra Fina oldu. Saint-Cloud podromunda 1600 metre mesafeli koşuyla kariyerine başlayan Sierra Fina, Christophe Simillon idaresinde katıldığı koşuyu sonlardaki etkileyici ataklarla kazanırken dikkat çekti. Le numéro 2 Sierra Fina qui maintenant a trouvé son action à l'extérieur et qui termine de mieux en mieux pour venir déposer l'opposition, s'imposer avec beaucoup d'autorité. Sierra Fina qui s'impose nettement. Aynı gün piste ilk kez çıkan ve Agaa'nın sahibi olduğu yenilgisiz şampiyon Kısrak Zarkava'nın temsilcisi Zarkallani ise ilk yarışından ikinci olarak ayrıldı. Bu koşudan birkaç gün sonra ise şampiyon Kısrak Zarkava'nın Dubai'den olan dişi tayının dünyaya geldiği açıklandı. Söz konusu dişi tay aynı zamanda Grup 1 galibi Zarağ'ın da öz kardeşi oldu. Fransa'daki yıldız adaylarını gördük. Hocam siz izlerken bir iki isme çok dikkatli vurgu yaptınız. Hangileriydi onlar diye sorarak sözü bırakayım. Yani bu atların hepsi birbirinden klas, birbirinden gelecek vadeden atlar, sürekli çıkışlı olan atlar. Yer uçakları. Tabii uçak. Kalite, klas böyle bir şey. Pistler her şeyiyle, yani üst kalibre atlar, orijinleri, yetişme tarzları, her şeyiyle, gidişi, insanı etkileyen bir görüntüleri var, fizikleri. Maşallah yani şu hocam, an bu öndeki at 500 kilonun üstündedir muhtemelen görünümü. Muhakkak olarak. Yani kesinlikle hiç tartışılacak tarafı. Belki yarışacak atların tamamı öyledir bence yani. Aynen. Sadece onun özelinde değil. Yani burada bir büyük bir klas gösterdi. Tabiri caizse arka tarafı darmadağın etti. Kenteleyin bile son metre. Tabii ki yani hiç artık yarış terk etti. Öbürlerinin yapabileceği fazla bir şey kalmamıştı. Güzel bir sezon girişi. Hı hı. Buradan arka hedefleniyor. Jockey burada arkayı kontrol etti, terk etti yarışı. Ama şunları söyleyebiliriz. Bu at 4-4'lük girdiği bir ark kursunda bu da en iyi bilir potansiyel rakipler arasına girdi. Çok net. Şuradan onu söyleyebiliriz. Bu yarışın özelinde. Diğer yarışa gelince Ahan ekürüsü her zaman için yani bu tarz ekürler gerek Ahan gerek Godolphin gerekse Jutmund evet. Bunlar her zaman ellerindeki materyallerle her an oyunun kaderini oynayabilecek enstrümanlara sahipler. Zaten bu atlar özellikle dişilerde kısrak ve diş tay denem hedeflenerek koşuluyor. Fakat. Bunlar için puandı, ahırdı bu takım sıkıntılar olmadığı için hiçbir sıkıntıları yok. Daha rahat ellerindeki ürün yelpazesi çok geniş. Atlar zaten buralara özellikle hepsinin bir hedefi var. Muhakkak ki bu atların zaten yetiştirilme ve yarıştan beklentileri, hedefleri belli.
Dişi ise dişilerdeki üst sınıf yarışlar, erkekse derbi, tay denemeler, bu tarz yarışlar. Bu arada da tekrar Zara'nın öz kız kardeşi doğmuş. O da çok güzel, sevimli bir taydı. Zaman zaman izleyicilerimizden bu tarz büyük, önemli yarış atların tayları hakkında ne yapıyorlar, doğuyor mu diye haberler geliyor. Sosyal medyada direkt bilgi var. Vardı. Sosyal medyayı takip etmeyen izleyicilerimizle ekranda gösterme adına böyle o kareyi de seçtik. Güzel, sevimli bir taydı annesinin yanında. Ben bugüne kadar seyrettiğim atlar içinde dişi olarak beni en etkileyen at Zarkava'ydı. Zarkava. Çok sevimli, çok klas bir attı. Allah nasip etti, o gün orada canlı seyretme imkanı bulmuştum arkta. Çok güzel bir ark kostuydu. Bu fotoğraf değil mi hocam? Yenilgisiz değil mi hocam? Müthiş gerçekten. Çizilmiş gibi. Ama at o kadar, Gökhan nasıl biliyor musun? Hani o Zeynep'in ringde yürüyüşü var ya. Ona benzer bir yürüyüşü var. At böyle etrafa bakıyor. Padova biliyorsun, hınca hınç dolu. Evet. Ateşi müteessir değil. Hocam yalnız bu şampiyonlar hep öyle ya. Yani bu sene de Enebol'u ben bir metre yakından gördüm. Böyle geziyor bak ama hocam. Bu çok güzel bir at ya. Atların bu biraz daha iri bir at. Atların daha güzel bir klasmanı at değil ama yani inan. Zaten bak o yanlış biliyor musun? Ark, ark koşusu yani, böyle kalabalık. Kulakları dik, herkese böyle bakıyor bak. Sana, sana şahsım adına şunu söyleyeyim. Eğer bir at aynı gün aynı atla piste çıkmadıysa ya da ne bileyim bu güreşçi mi bu daha mı? İyilerse mindere beraber çıkarlar, kimin ne oldu ama ki. Yani biri 5 sene önce koşmuş, biri bugün koşmuş. Bu mu iyi, bu mu iyi daha demek saygısızlık bir kesinlikle anlamda. Kesinlikle şartlar bir değil, zaman bir değil. Değil. Herkesin bir fikri olabilir yani bu belki daha iyidir diyebilirsin ama insanın gönlünde tabii biraz daha birine karşı sempati. Bir araya koştuktan en az 2-3 yarış koşmaları gerekiyor. Bir tabii ki yani, bir yarışta da olacak bir şey değil tabii ki yani. Şimdi ama Zarkava son yılların tabii çok önemli, çok klas bir safkanı. Evet. Şimdi bu at hakikaten görünmek bakıldığında keyif verir. Yani bu atın sahibi olmak başka bir şey. Bu atı antre etmek başka bir keyif. Binmek ve izlemek. Yani bu tarz atlar zaten kendini belli ediyor. Tabii ki dünya çapında Godolphin'in, Jatmont'un ve Ağa'nın kariyerleri, dünya çapında kazandığı atlar tartışılmaz. Herkes, her aslanın gönlünde biri yatar ama ben son zamanlarda Jatmont'un Enable'ı, Kingman'i, Frankel'i, Arrogate'i, hani unutulmaz şampiyonlar çıkardı. Evet ama Ağa'nın yeri bir başka. Ağa'nın böyle belli bir çizgisi var. Fransa ekolü. Atların isimleri hep birbirine yakın. Bir seri başlatıyor. Zarkava Zarak gidiyor. Şimdi de Sierra Fina başladı. Evet. Ve bunlarla ilgili Suyuni ilk aklıma gelen. Yani isimlerde de böyle bir uyum içerisine devam ediyor. Burada bir de Gökhan haberde var. Görüntüsü Numan herhalde alamadı. Yer yetmedi, bir şey oldu. Zarkava'nın bir son tayı var şu an pistte. Üçlü hayatının ilk yarışını koştu. Zarkalani diye bir tay. Yani kaybetti ama nasıl kaybettiğini yarış seyretsen kazananı bulamazsın yarışta. Yine bir Godolphin temsilcisi. Foto da geldi, geldi geçti. Ama bu yıl Fransa'da gerek Avrupa'da inanılmaz iyi 3 yaşlı atlar var. Ben hem fikrim, ben bu sene kesinlikle Fransa'ya gitmeniz var gerekiyor hocam. Son yılların en çek, eğer çok bu kuvvetli bir jenerasyon, sağlıklı bir şekilde hepsi ark kursuna gelirse yani son yılların en etken ark kursu olacak. Almont Ay gelecek. Enable var. Ben ark özelinde öyle. Ben şunu dedim. Siyof Klas'ta biliyorsun hocam hazırlanıyor. Senin sevdiğin kısa. Anladım hayatım, ben şey diyorum. 3 yaşlıları son zamanlarda gördüğüm en iyi jenerasyon. Evet. Muhteşem bir jenerasyon. Bazen böyle oluyor. O jenerasyon bir araya geliyor. Arada kaynayanlar da oluyor ama o jenerasyonun üstesinden gelen unutulmaz şampiyonlar da oluyor. Tabii. Son itibariyle bu atlar çok özel atlar. Atçılık adına da dünyanın neresinde koşarsa koşsun izlediğinde keyif alırsın ve takip edersin. Şanslıyız diyebiliriz bu jenerasyona bu yılda tanıklık edeceğimiz için değerli yarışseverler. Geçiyoruz bir diğer haberimize. Bu kez İrlanda'dayız ve İrlanda'nın klasik koşu adaylarına bakacağız. Gerçekten göz kamaştırıyorlar. Haberimizde izleyelim. Bak burada enteresan atlar var. İrlanda'da klasik koşu adayları göz kamaştırdı. İlkbahar yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'da da klasik koşu adayları sahne almaya başladı. İrlanda'da 6 Nisan Cumartesi günü tay deneme provaları ve derbi öncesi önemli koşulardan Grup 3 Belisax Stakes gerçekleştirilirken taylardan dikkat çekici performanslar geldi. 3 yaşlı erkek tayların piste çıktığı listed seviyesindeki 2000 Guinea Trial'ı
Aidan O'Brien'in antrenman ettiği Ryan Moore'la start alan Never No More kazandı. 1400 metre çim pistteki koşuyu kazanan Tay, 5. startında üst üste 2. toplamdaysa 3. birinciliğine uzandı. Dişi Tayların katıldığı grup 3 statüsündeki Bingine Trial'daysa Sheila Lowry'nin antrenman ettiği ve Robbie Colgan'ın bindiği Lady Kaya etkileyici bir galibiyete imza attı. Geçen yıl grup 1 koşuda ikinciliği bulunan Dişi Tay bu yılki klasik koşularda da söz sahibi olabileceğini kanıtladı. Derby öncesi ilk ciddi prova koşularından olan grup 3 Belisac Stakes ise 2000 metre çim pistte koşuldu. Aidan O'Brien, Ryan Moore ikilisi Brom isimli Tay'la oldukça gösterişli bir galibiyete imza atarken derbi içinde şanslı isimler arasına adını yazdırmış oldu. Aynı gün koşulan 1600 metre çim pistteki maiden koşudaysa ilk kez piste çıkan Joseph O'Brien'in antrenmanı ettiği ve kardeşi Donak O'Brien'in bindiği Buckhurst isimli Tay son metrelerde babasının antrenmanındaki Jack Yeats isimli Tay'ı mağlup ederek kariyerine galibiyetle başladı. 12 Mayıs günü koşulacak olan Grup 3 Derinstown Stud Derby Trial'de Brom'un start alması beklenirken Buckhurst'ün de aynı koşuda start alma ihtimali bulunuyor. İrlanda'da da birbirinden önemli safkanları gördük ki Lady Kaya dikkatimi çekti ama bizimkilerle özellikle bir alakası aldık. Yok değil mi hocam? Olabilir. Neden yani burada da o kadar isim koydular. Lady Kaya ismi yok Kaya ailesinde. Burada bir fikir olarak İngiliz atları da var. Doğru, özellikle Elif Kaya'ydı hanımefendinin ismi galiba. Onun İngiliz atları var. O koyabilir. Lady Kaya çok da şık, güzel bir isim. Şu ana kadar da bildiğim kadarıyla Türkiye'de duymadım ben Lady Kaya. Ben de bu arada kontrol edeyim. Bence müsait. Konulabilir. Gelecek jenerasyonda. Geçtiğimiz yılda 2 yaşında başarılı Taylar arasındaydı. Ama ilk kez bu kadar bir ciddi başarı gösterebildi. Kulmur'un oldukça... Evet, yok isim olarak da henüz yok, konmamış. Yok değil mi? Evet. Kaya ailesine buradan sevgiler, saygılar, bir not alsınlar diyelim. Oldukça güzel yarışlar var. Tabii İrlanda gittiğimiz, gördüğümüz, sevdiğimiz geçiştiriciliğin dünyada bence birinci ülkesi. Hı hı. At yarışında çok ilerideler. Yarışçılıkta aynı şeyleri söyleyemem ama geçiştiricilikte aykırı iyiler. Her yıl Kulmur şirketi diyelim buradan güzel giriş yarışları yapıyor. Hepsi birbirinden güzel taylar. Oldukça sert ve iddialı giriyorlar. Gerek İrlanda, gerek İngiltere ve Fransa'daki klasiklere dağılıyorlar. Evet. Hepsi de birbirinden güzel. Burada benim ilgimi en çok çeken yarışlardan bir tanesi Brumi'nin kazandığı açık Balisax koşusuydu. Diğeri de Buckhurst isimli Aidan O'Brien'in ve Josephine O'Brien'in kazandığı koşuydu. Ve onun video görüntüleri de vardı internette. Oldukça iddialı. Derbiye gideceğini, derbi trial'da koşacağını ve o atın derbide ciddi bir başarı sergileceği hakkında beyanatları vardı. Bu tay da güzel bir tay. Bir Avustralya yavrusu, Brum isimli bir safkan. Yarışta da ciddi rakipleri vardı. Fakat yarışı belli bir yerden sonra sürkülesi etti gitti. Oldukça güzel ve diri bitirdi yarışı. Hı hı. Yani bir derbi atı havasında bitirdi. Geçtiğimiz yılda Taylan'da da başarılıydı. Fakat bunun yanında da 3 yaşına üstüne koyarak gelmiş ve mesafenin uzamasını artı olarak bu yarış işte güzeldi. Bu çok etkiledi beni bu koşu. Hayatın ilk yarışında baba oğul birbirine rakip oldular. Bir Latrobe mucizesi gerçekleştirebilir tekrar. Olabilir. Oğlu. Oldukça güzel bir tay. Potansiyel. Bu da bir Avustralya temsilcisi. Güzel bir tay yarışıydı. Ve Joseph O'Brien genç fakat Antolüp'te her geçen gün babasının yolunda devam ediyor. Zaman zaman da babasını böyle geçiyor ve iddialı demeçler veriyor. Bu arada da İrlanda'yı görüyorsunuz. Her yer yemyeşil. Tabii ki oldukça güzel, sevimli, çok güzel bir ülke. Gerçekten öyle. Gökhan neler söylersin? Ben çok şey söylerim. Ben İrlanda atçılığını çok seviyorum, çok beğeniyorum, çok yakından takip ediyorum. Dünya atçılığına yön veren bir ülkedir. Yetiştiricilik bağında hakikaten çok büyük şampiyonlar yetiştirmiştir. Aygırılık noktasına gelindiğinde bence yani çok üst düzeydeler.
Koşulara geldiğin zaman tabii ki O'Brien dünyanın kabul ettiği grup bir koşu kazanma yeteneğiyle şampiyon bir antrenör. Yani 2017 yılında Font'la birinci, ikinci, üçüncü oldu. Ark koşusunda dişi bir ark kazandı ve o yıl grup bir koşu kazanmak rekoru kırdı. Yani şu an 30'un üstünde ama tam hatırlayamıyorum. Kolay değil yani grup koşu kazanmak, evet, ama 30'un üzerinde farklı atlarla grup bir kazanmak. Yani olacak, çok her zaman karşımıza çıkabilecek başarı değil. Tabii ki oğlunun da böyle başarılı olması anormal değil. Sonuç itibariyle referansı babası, ondan birçok bir şey öğreniyordur, görüyordur. Kendisi yaş olarak farklı olduğundan dolayı belki yeni nesil olarak kendini de geliştiriyordur. Zaman zaman böyle koşularda karşımıza çıkıyorlar. Lady Kaya ismi hakikaten çok sempatik, çok güzel. Bence Kaya Ekürüsü bunu hemen kullanacaktır, kullanmalıdır da. Sonuç itibariyle Kaya Ekürüsü'nün, özellikle Allah rahmet eylesin, Ramazan Kaya'nın Fransa'da imzası vardır. Çok net, ben birebir şahidim. Sankulo'daki Arap atları satışında kendisine bir masa ayrılıp ve orada o masada hem atlar almıştır hem de ikili ilişkileri çok iyidir, çok güzeldi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu anlamda da belki Fransa'da esinlenerek böyle bir isim konulabilir. Toplarsa eğer ki bu haberi, Reinmur'un jokeylik kariyeri yazın başlıyor. Evet. Birçoğu jokey, birçok at nasıl yaz sezonu bekliyorsa Reinmur da öyle. Son itibariyle bu koşulara konsantre oluyor. O'Brien'le birlikte inanılmaz başarıları var. Yaz sezonu da geldi. Çok önemli koşular. Bu sene, geçen seneye nazaran, özellikle 2018'e nazaran çok daha iyi atlar var. Mücadeleler çok sık olacak. Göreceğiz, hep birlikte takip edeceğiz. Bakalım nasıl mücadeleler olacak değerli yarışseverler. Geçiyoruz yurt dışından bir son habere, ama son habere geçmeden de yurt dışında tabii koşu heyecanı devam ediyor. Hemen yurt dışı yarışına gidelim. Sözü Ekrem Hazırlar'a bırakalım. Sayın yarışseverler, sırada günün 6. koşusu var ve bu koşuda 1 numaralı safkanın start almayacağını belirtelim. Yaklaşık 20 dakika önce bu safkan yarıştan çıkartıldı. Dolayısıyla bu yarışta 7 atı izleyeceğiz. 1 numaralı We Need To Talk. Yarışta start almayan isim ve koşuya katılan 7 safkan, 7 kısrak. Yöneltiliyor baksa 3 numaralı Full Orbit. Yerini aldıktan sonra 4 numaralı Classic Music. Baksa yöneltilecek. Bu koşunun favorisi ise 5 numaralı Saguaro Row. Saguaro Row koşunun önemli bir favorisi oldu şu anda. 8 numaralı Data Damsel ve o da yerini alıyor. 6 numaralı Data Damsel, 7 numaralı Ismun ve son isim de yerini aldı. Start verildi. Koşu başladı değerli izleyenler. Öne çıkan isim 8 numaralı Shackleford County oldu. Süratli bir yapıda yarışı sürdürüyor ve bir boy farkla, 1,5 boy farkla lider 2 numaralı Miss Pinkerton ikinciliğe sokuldu. Hemen dışından 3 numaralı Full Orbit önlere geldi ve şimdi o ikinciliğe girdi. Yarım boy kadar dışında ise 7 numaralı Ismun var. İçinde kaldı 2 numaralı Miss Pinkerton. Daha sonra orta okul vardı. Yer tutan safkan 4 numaralı Klasik Müzik. Hemen dışında 5 numaralı Saguaro Row. Yanlarında 6 numaralı Data Damsel şeklinde safkanlar, kısraklar bu şekilde son düzeyde ilerliyor. 8 numaralı Shackleford County lider. Yarım boy kadar peşinde 3 numaralı Full Orbit fark azalttı. Dış kulvardan 7 numaralı Ismun'un ve onun dışından ise 5 numaralı Saguaro Row'un çabasıyla son düzeye çıkılırken farklar sürüyor. 8 numaralı Shackleford County lehine. Orta kulvardan şimdi 7 numaralı Ismun, 5 numaralı Saguaro Row'un çabası ve dışarıdan 5 numaralı Saguaro Row ve 7 numaralı Ismun'un önde geldi ki bunlardan 5 numaralı Saguaro Row daha etkili oldu ve liderliği bu safkan aldı. Farkı da bir anda 2 boy yaptı. Farkı açıyor. 5 numaralı Saguaro Row 3 boy farklı lider ve koşuyu da kazanıyor. 7 numaralı Ismus ikinci oldu. 5 numaralı Saguaro Row 6. koşuyu kazandı. Kinland Hipodromu'nda bir koşuyu daha bıraktık geride. Sondan bir önceki mücadeleydi. Kazanan da 5 numaralı safkan Saguaro Row oldu. Son koşu çim pistte yapılacak ve 23-24'te efendim gerçekleşecek. Ekranlarınızda olacak. Gönderdiğiniz tweetlerden hemen bakalım. Ülkemizde de idmanda tay satışı yapılsa mevcut satış organizasyonundan daha başarılı olacağını düşünüyorum demiş. Fuat Mert Kaya yine...
Sercan Demircan iyi yayınlar. Suat hocama, Gökhan abiye de selamlar demiş. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Selamlarımızı iletiyoruz. Yine İbrahim Bey de Akdeniz derbisini kazanan El Nino ve Suat hocamı tebrik ederim demiş. Hocam bir tebrik aldınız El Nino ile ilgili. Teşekkür ederim. Peki devam bana ediyoruz efendim. Bana birkaç mesaj var. Tamam. Elmadin ağabey Nurettin Şen'i çok seviyormuş. Evet. Azerbaycan'dan katılıyor. Sağ olsun okumuş. Bir de formata gelen bir soru var. Hocam da ona cevap verebilir. Hızlı giden koşuda ağır kilolu mu hafif kilolu mu atlar başarılı olur? Uzun mesafe çim pist koşularına nasıl etkili olur kilonun diyor. Yani aslında şöyle demiş tam galiba. Evet. Ağır kilo bir atı uzun mesafede mi kısa mesafede mi daha çok etkiler diye sormuş. Biz bunu bir bayağı tartışmıştık hocam. Sizin fikriniz nedir o konuda? Benim çok fazla fikrim. Bu biraz karışık bir durum. Karışık. At, şahsına münasır bir durum. Atın kendi yapısıyla, evet, fiziğiyle, çok yeteneğiyle alakalı. Birebir bu biz belli bir kalıba standarda konabilecek bir şey bence değil yani. Şimdi ağır kilonun en güzel cevap oldu. Şöyle bir durum söz konusu. Ben şunu ekleyeyim. Ağır kilodu sen start alıyorsan senden çok daha az kiloda 60 kilo bir at 50 kilo atlarla koşarsa bu etken. Etken. Ama kilo farklılığı çok yoksa, senin atın 60 kilo bile değil 8-60'sa... O zaman kilo kaldırma kapasitesi ve belki kendi kilosu vesaire. Koşu içerisinde gelişen olaylar lehine formu çok etken girer devreye. Çok doğru. Avantaj ve dezavantaja bakmak lazım. Aynen öyle. Devam edelim efendim, biz de son haberimize bakalım. Son haberimiz aslında bir anlamda üzücü bir haber diyebiliriz. Winx pistlere veda ediyor. Bakalım ne zaman ve nasıl ekranlara geliyor. Şampiyon kısrak Winx pistlere veda ediyor. 24'ü grup 1 statüsünde olmak üzere son 32 yarışını kazanan şampiyon kısrak Winx kariyerinin son yarışı için 13 Nisan Cumartesi günü piste çıkıyor. En yakınında İstanbul Üniversitesi Atçılık Meslek Yüksekokulu mezunlarından Umut Ödemişlioğlu'nun bulunduğu ve Mayıs 2015'ten bu yana geçinmeyen Winx, fare yaşamı öncesi son kez Rentmik'te 4 milyon dolar ikramiyeli Grup 1 Queen Elizabeth Stakes için piste çıkacak. Cumartesi günü Türkiye saatiyle 08.05'te startı verilecek olan yarışta 3 ve yukarı yaşlı 9 safkan start alacak. 2000 metre çim pistte gerçekleştirilecek olan yarış için son idmanlarını tamamlayan şampiyon kısrağın final yarışını izlemek üzere hipodroma on binlerce yarışseverin akın etmesi beklenirken 42 bini aşkın biletin koşuya günler kala tükendiği açıklandı. Evet, Winx veda ediyor hocam. Ne zaman? Türkiye saatiyle Cumartesi günü 08.05'te. Ama The Autumn Sun da veda etmiş galiba. Söyledim size az önce. Evet. The Autumn Sun bugün pistlere veda etti ve aygırlık kariyerine başlamak üzere Arrowfield arasına gitti. Ben bu eşleşmede benim favorim The Autumn Sun'da. O gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Olacak galiba. Muhtemelen atlar arasında yani. Oradaki popüler... Şu 9'da 8 yapmış, öyle muhteşem bir pedigriye sahip bir at. Winx'e gelince Winx rekora doymuyor. Bu yarışın üzerinde biliyorsunuz günler önceden biletleri tükendi. 42 bin bilet. Evet, ayrıca da müşterek bahis anlamında, şimdi rakam vermek istemiyorum. Dünyada bir atın üzerine oynanan en büyük oyun bu koşuda Winx oynanmış durumda şu an. Hı hı. Daha 2 gün var. Evet, bir tek kişi yani. Bir kişisiniz, sizin oynadığınız tek kişi üzerinde oynanmış en büyük bahis normal resmi olarak. Ciddi bahisler var yani. İnşallah kariyerine mutlu sonla veda eder. Artık her yolun bir sonu var. Bu at da bunu hak ediyor, dinlensin. Ama orada da basında, Avustralya basında da hala neden bu at geçilmiyor, yaşlılıktan etkilenmiyor, son yıllarda daha iyi koşuyor deniyor. Bunun da eleştirenler de çok. Yarış hayatının devam etmesi adına. Ama da ilgililerinin aldığı güzel, ciddi bir karar. Her yolun bir sonu vardır. Atı da fazla üzmeden, yıpratmadan zirvede bırakmak bence güzel bir şey. Diyor Suat hocamız. Gökhan. Winx bilindiği üzere artık bütün rekorları alt üst etti. Çok özel bir at, unutulmayacak bir at. Rekorları kırılır mı tartışılır. Anneli ayrılıyor. Çok özel aygırlar seçilecektir. Muhakkak sürekli çalışmalar yapılıyordur. Benim de favorim Şinitsel. Ama Winx'in bir yıl daha koşması gerekiyor mu? Tabii ki bunu atın ilgilisi karar verecektir.
herkesin bir fikri varsa ben de fikrimi söylemek isterim. Yani Avustralya'nın dışına çıkmasını isterdim. En azından bir ya da iki koşu koşmasını isterdim. Ama sonuç itibariyle bu sadece bir atçılık tarafından bakış değil de burada böyle bir izleme ya da işin bu tarafından, magazin tarafından bakıldığında daha ön plana çıkıyor. Ama sonuç itibariyle bu özel atların geleceği ve sağlığı önemli. En doğru kararlı ilgileri verecektir böylesi bir at için. Hayırlısı olsun. Diyoruz ve haberlerimize böylece nokta koyuyoruz değerli yarışseverler. Dönüyoruz yurt içine ve yurt içinde geçtiğimiz hafta özellikle 5 Nisan 10 Nisan tarihleri arasında yapılan toplamda 7 koşuya bakacağız. İlk olarak 5 Nisan'da İzmir'de günün 7. koşusuna hemen dönelim. Hiç vakit kaybetmeden koşu değerlendirmelerine geçelim. Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi koşusu sevgili Gökhan 7. koşuydu. Günün 7. koşusuydu. Evet. 1900 metre üzerinden gerçekleştirilmişti. Neler söylersin? Şimdi bu koşuda tabii ki Steel Runner kazandı. İzmir'de bilindiği üzere ön plana çıkan 6 ya da 8 tane 3 yaşlı tay var. Tabii ki bir Lead Soldier başladı. Muammer Bey onu bir geçti. Arkasından Skeletto geldi ve sonrasında Overclass çıktı. Steel Runner hep zaten oyunun içerisindeydi. Muhakkak suretle çim koşusu başladı. Yamanlar Bey'i kazandı. İşte uzayan mesafe, kısa vade 8, 9, 1400 metre, 2000 metre farklılık gösteriyor. Şu an çünkü İzmir ve Adana sezonu. Neden? Yaz sezonu geliyor. İstanbul ve Ankara sezonu açılıyor. Hı hı. Kışında Adana-İzmir ağırlıklı grup koşuları ki bu sene bilindiği üzere Ege ve Akdeniz derbisi grup 1 noktasına taşındı ki çok doğru bulduğum bir çalışmaydı. Bu koşuda tabii Steel Runner'ın startla birlikte liderliği alması ve tempoyu kendinin belirlemesi bu koşu kazanmasında büyük bir etken oldu. Bu koşuda protesto oluyor. Yani koşu inceleme var. Şimdi bu koşu izlediğin zaman bu koşuyu değiştirsen nasıl değiştirir bu koşu diyebilirsin. Evet. Ama bu koşunun önüne geçebilmesi için artık hepimizin aynı noktada birleştiğimiz ve paylaştığımız ama aslında komiserler kurulunun da bu konuda zorlandığı bir durum söz konusu. Hı hı. Yani öyle bir çizgi ki bu iş düzük dönülüyor. Şimdi Steel Runner nerede? Pistin iç tarafına yakın. Açılacak. Üçüncü olarak Mehmet Kaya'nın atının önüne göre Safnur'a. Çok etkileyemiyor. Çünkü iki boy önünde. Bak burada bir durduralım. Burada durdurduğunda ben buraya açılmasına en fikirim. Neden? Dışarıdaki atın yanına geldi. Evet. O atı etkilemedi. Ama bundan sonra bak oynatalım lütfen. Bundan sonra her açılması dışarıdaki atı etkiler. Bu çok net yani. Hı hı. Şimdi bunu sen jokeye müsaade ettiğin noktada jokeye bunun devamını getiriyor. Jokey adam nedir? Ani kararlar veren, refleksini iyi kullanan, bir boşluk olduğunu onu dolduran, aktif olarak atı binip kazanamıyorsa onu zaten en iyi yapanlardan biridir. Doğru. Şimdi burada sen değiştirsen ya çok açılmadı, çok temas yok, çok vurmadı diyebilirsin ama tekrar ediyorum ben yıllarca at bindim. Benim esas mesleğim budur. Sen önde giden bir at içeri doğru gelip ya da dışarı doğru gelip o atı hafiften bozuyorsa, o ata sürekli bunu hissettiriyorsa bazı atlar zaten bundan etkilenir. O atın gücü azalmışsa ondan da etkileniyor. Bazıları var etkilenmeyip kuvvetle gelip seni geçiyor. Hı hı. O zaten kazanacak. O yüzden de bunların önüne geçmek lazım. Yani burada protesto çekilmesi bence doğru bir karar. Değiştirilmemesi. Komiserler Kurulu'nun inisiyatifinde bundan çok daha ağırlar oldu. Değişmedi. O noktada değilim. Anlatmak istediğim jokeylerin bunlara müsaade edilmemesidir. O yüzden de zaten bugün toplantılar da yapıldı. Çok da güzel konuşmalar geçildi. Herkes zaten aynı görüş içerisinde. Evet. Çok da başarılı olacak, çok katkı sağlayacağından eminim. Koşu kazanan Steel Runner'ı kutlarım. Ama tabii ki Muammer Bey de kışın İzmir sezonunda kötü bir sezon geçirdi diyemeyiz. Sonuç itibariyle grup koşu kazandı. Böylesi bir koşuda da ikinci olarak bitirdi. Ve koşuda 2:02:56 bitmesi İzmir için de iyi bir dereceydi. Dereceyi de iyi derece diyor sevgili Gökhan. Hocam 4 at vardı, sürpriz oldu. Az atlı özellikle koşularda sürpriz olmaya da devam etti. Bu hafta özellikle sıkça gördük bunu. Olabiliyor. Atlar da yoruluyor. Ben bilmiyorum hatırlar mısınız? Yamanlar Bey yarışı sürpriz atımlı bu tay. Evet. Sürprizde vermiştim bu biliyorum. Tayı. Biliyorum. Beğendiğim bir taydı. O gün için beklentilerimizi karşılamadı. Bu yarışta tabii ön plandaki safkanlar Safnur Muammer Bey ve Celal Baba'ydı. Özellikle Celal Baba'dan bu yarışın ötesinde çimle giderse belki Gazi yolunda iddialı taylar arasında denilebilecek hale, Celal Baba için evet. O hale gelmişti. Hı hı. Güzel form sergiliyordu. Safnur'un son iki yarışı iyi değil. Celal Baba da bugün özel ilk defa kötü koştu bu tay. Yoksa İzmir pistinde
oldukça başarılı. E tabii ki atçılık böyle bir şey. Biri iyi değil, biri kötü koşarsa tabii. Haliyle diğer rakipler gelecekler. Başa baş güzel bir mücadele oldu. Hep söylüyoruz, komiserler bu kadar müsamaha tanırsa bu en masumlarından bir tanesi. Biz burada ekrandan dışarı çıktıklarını gördük. Ama onlar bunu yapar, ihtar dahi almazsa bunlar da bunu yapma devam ederler. Ben hep söylüyorum, bu pist buraya fazla geniş. Bu pist biraz daralmadığı müddetçe bu jokeyler bunu yapmaya devam eder. Çünkü İzmir hakemleri daha iyi niyetliler. Buna çok müsamaha tanıyorlar. Evet hocam. İzmir hakemleriyle ilgili biraz daha müsamaha tanıdıklarını değerlendiriyor sevgili Suat hocamız. Ve geçiyoruz biz de Adana'ya. 6 Nisan tarihinde günün 4. koşusuydu değerli yarışseverler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Koşunun galibi Bitcoin oldu. Evet. Ama son metrelerde gerçekten Ömer In My Heart bir ara kazanıyor mu dedim ben izlerken. Ama çok etkili sprintle geldi geçti. Bir anda koşuyu lehine çevirdi Bitcoin. Şimdi Bitcoin'in çok iyi bir at olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu sene Adana'da çok iyi başladı. Nedeni ise start verildikten sonra adaptasyon sorunu yaşamıyor ama ısınana kadar bir zorlanıyordu. Özellikle Adana virajını dönerken ciddi zorlanıyordu. Düzlük dönüldüğünde hem ısınıyordu hem düz yola çıkıyordu. Çok etkili geliyordu. Yine başarılı koşuyordu. Fakat bu sene Adana'da bunları yapmıyor. Neden? At daha rahatladı. Zaten tecrübeli bir ekürü ve ekiple beraber atı da çok iyi tanıyorlar. Ama bu sene daha iyi yapmışlar atı. Yani bu nereden belli? Start verildiği zaman önceden çok ciddi teşvikle, hatta kamçı teşvikle gidiyordu. Şu an öyle değil. Ve ben geçen seneki Bitcoin olsa bu yarısı 3. olur. Bu seneki Bitcoin kazandı ve zor bir koşuyla yine çevirdi. Ömer In My Heart ise bu arada tabii ki notlarıma bakıyorum. 2018'in 12. 23'ünden itibaren koştuğu 4 yarışta da geçemedi. Yani namalup Bitcoin 2019 yılında. Ömer In My Heart ise çok tabii ki iyi bir yarış yaptı. Burada bir taktik denedi. Nasıl bir taktik denedi? Çünkü 1300 metrelik koşuda Bitcoin bu anlattığım kriterler doğrultusunda çok istediğini yapamayabilirdi. Ömer In My Heart ayağına seri bir at. 600'a gelirken de yürüttürdü. Ne yaptı? Daha da bir araya açayım. Daha da onu orada bir baskı kurdurayım ki düzlükte yakalipmine geçemesin diye. Doğru bir düşünceydi ama sonuç itibariyle güç burada galip geldi. Bitcoin daha güçlü çıktı ve kazanmasını bildi. Has Yağız belki bu programa hep konu oluyor ve programda hepimizin ortak düşüncesi muhtemelen. Adana'nın kazanamasa bile en istikrarlı atlarından bir tanesi. Sanki bir sonraki koşusuna sürpriz yapabilecek, bir sonraki koşusuna sürpriz yapabilecek diyoruz. Çünkü ona yakın koşuyor. Sonuçta böyle bir yarışın bir boy bir boy arkasında 3. Hakikaten çok istikrarı var. İlgilerini de kutlayalım. Bu koşu da çok başarılıydı ama rakiplerine yapabilecek bir şey yoktu. Bitcoin bu formuyla muhtemelen Ankara'da da kum yarışlarının söz sahibi olacaktır. Diyor sevgili Gökhan Gül, Bitcoin bu formuyla devam eder kazanmaya diyor hocam. Katılır mısınız? Kazanacak yani, yapacağı bir şey yok. Yetenekli bir at. Yarışın özelinde dersek önde gelen yok, giden yok. Saadettin'in bu kadar ısrarla sürekli itip şey yapması, zorlaması da biraz benim kafamdaki istifamlarda. At burada biraz bir ürktü, dışa doğru kaçar gibi oldu. Yani yarışı biraz daha yavaş götürse bitirebilirdi. Hiç gelen bilinçli yoktu yani. Bilinçli yaptı herhalde. Ben de fikrim var, bilinçli yaptı. Bilinçli yaptı ama bu şekilde bitmeyeceği belliydi. Yani bu şekilde gidersen arkadan biri geleceği belliydi. Bence Has Yağız bir önceki koşsun. Yani 6 gün arayla koşmayıp bu yarışa diğer iki rakibi biraz diri gelseydi Has Yağız sonlarda bu atları kapabilirdi. Yani 6 gün sürekli bu tarz üst seviye yarış koşan bir at için biraz kolay değil, kolay değil, yorabilir. Bitcoin bu atlardan sınıf olarak fazla, kilo vererek de geçiyor. Her 3 atta istikrar abidesi oldukça başarılılar. Bence Ankara'da bu başarılarına devam edecekler düşüncesindeyim. Suat hocam da Ankara'da 3 isimde başarılarına devam edecektir diyor. Ve efendim devam ediyoruz biz de, 7 Nisan'a geçtik. 7 Nisan'da 5. koşuya İzmir'de bakacağız. Kısa vade 9 mücadeleydi 3 yaşlı İngiliz taylarının start aldığı koşuda. Yine Azat, yine sürpriz. Ama nasıl bir sürpriz? Bu kez Over Clouds çok ön plana çıkıyordu. AGF'de %70'in üzerindeydi. Kazanan Safkan aslında %12 AGF ile böyle ikincilik, üçüncülük noktasındaydı AGF sıralamasında. Ama baktığımız zaman Ganyan'ıyla ve favorinin, çok büyük favorinin yanında kazanmış olmasıyla sürpriz yaptı diyebiliriz. Şimdi Innovation
tabii ki bu koşuyu kazandı. Kazandıktan sonra biz anlatıyoruz. Koşu içerisinde gelişen olayları anlatıyoruz. Koşumuş koşuyu anlatmak daha kolaydır. Analizler herkes içerisinde farklılık gösterebilir. Burada tabii ki Overclass'ın çok favori olması çok normal yaptığı son yarışlara bakıldığında. Ama Innovation'ın aslında şöyle yarışına bir göz atalım. Yani 1600 metresi 1.41 içerisinde kısa vade 7'de ikinci. 1200'ünü 1.12 içerisinde ikinci. Ve bu koşuyu 1.25.90 ile kazanıyor. Şimdi Overclass tabii ki son yarışlarına bakıldığında 1-1, 3 tane üstte birinciliği var. Ama 1400, 1600, 2000. Bak Sadık. 1400, 1600, 2000 koştu. Döndü 1400'e. Kolay değil. Evet. Üst düzey yarışlar koşuyorsun. Ciddi rakiplerle koşuyorsun. Mücadele içerisine giriyorsun. Hani 1400'den 1600'e sonra 2000'e çıkmak anlaşılır. Ve hatta bunun başarısı vardır. Bunu da yapmış zaten. Ama 1400, 1600, 2000 hemen dön 1400'e kolay değil. Böyle iyi koşan bir rakibini geçemezsin. Evet. O yüzden de ben Overclass'ın koşusunu da çok beğendim. İyi koştuğunu düşünüyorum. Ama Innovation'ın performansını azımsamayalım. Stat'ta birlikte liderliği aldı, tempoyu kurdu ve 1.25.90 İzmir Kumu için oldukça başarılı bir dereceyle kazandı. Yani yok onu biri öne saldı, yok avantaj aldı değil. Çıktı, tempoyu kurdu, güce dayalı yarış yaptı, kazandı. Overclass'ın bir handikapı kısadan uzuna doğru gitmesi ve uzundan bir anda kısaya dönmesi. Kolay değil. Yani sen 2 metrelik koşunun start çıkışıyla yarışa başlamasıyla 1400 metrelik koşunun başlaması bir değil. Bunlar da can. O yüzden de bu kadar ani değişiklikler ya da bu kadar farklılıklar ister istemez etkiler. Böyle de iyi bir rakibe denk gelirsen ikinci kalırsın ama kötü koşmuş sayılmaz. İkinci kalırsın ama kötü koşmuş sayılmazsın diyor Gökhan Hocam. Siz ne dersiniz? Şimdi ben her zaman söylediğim bir şey var. Yarıştan sonra bir şey için konuşmak çok kolay işte. Bakıyoruz, konuşuyoruz. Gördüklerimiz nihayetinde. Ben öndeki kazanatla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İyi bir orijine sahip, bir kaptan Rio temsilcisi. Fakat annesi de Zeyno isimli bir kızlar. Yasin Kadir ikinci ekürsünden çıkma. İkinci annesi Briz Cup koşmuş bir kızlar. Briz Cup. Tabii ki. Briz Cup'ta start almış bir safkan. Şu an için rakamla ilgili net bir şey söyleyemeyeceğim. Hafızam beni yanıltmıyorsa 200-250 bin dolar gibi eski kazan başkanlarımızdan benim. Yasin Kadri İkinci'nin ekürüsüne kattığı bir safkan da bu Zeyno'nun annesi. Zeyno da güzel bir attı. Hatta o zamanlar Mustafa abiye niye bu at satıyorsun? Çok güzel bir at dedim. İşte kıstak stoğumuzdu. Bunu diğer kardeşinin tutmaya karar verdik dedi. Ama bu at seni bir gün pişman eder dedim ki inanıyorum ki öyle olacağı benziyor. At bir kere 4 Mayıs doğumlu. Yeni yeni oluyor. Bugüne kadar katıldığı 13 yarışın 7'sinde birincilikle sahadan ayrılmış. Bu atta bir potansiyel var. Ayrıca anne olarak Zeyno'da bir ciddi potansiyel görüyorum. Çünkü Zeyno'nun kardeşlerinin hepsi ciddi yarış atları. İleride... Hocam Morris Scott'muş annenin ismi. Evet biliyorum. Ben iyi bildiğim bir at. Morris Scott. Bu aileden ve özellikle bu kısaktan... en az Innovation ve bu Innovation'dan biraz daha ilerleme bekliyorum. Çünkü Mayıs doğumlu. Daha Mayıs ayına bile gelmedik. Evet. Atlar baharda muhakkak ki değişirler. Bu da değişecek gibi görünen tip bir at. Kesinlikle. Overclass'a gelince Overclass bugün için iyi koşmadı. Yani yarışı iyi yerde takip etti. Doğru rakibi seçmiş. Arkada oyalanmadı. Gittiği yer doğru. Düz yola döndüğü yer doğru. Çıktı. At devam etmedi yani. Attır canlı hayvan bu. Her koştuğunu kazanacaksın diye bir şey yok. Tahminleri yanılttı ama Overclass'ın gelmemesi tabii genelde yüksek bir AGF oranıyla koşuyordu. İnsanları yanılttı. Burada söylenecek çok fazla bir şey yok. Öndeki hatta kazanan rakibe de saygı duymak gerekir. Öndeki hatta hiç durmadan makine gibi devam etti. Overclass'ın da bugün için yapacağı çok fazla bir şey yoktu kanısındayım. Bugün için yapılacak çok fazla bir şey yoktu diyor Suat Hocam bu mücadelenin ardından. Geçiyoruz efendim bir başka koşuya. 7 Nisan tarihine gideceğiz. Adana'ya gideceğiz. Arda arda 3 koşuyu da ekranlarınıza getireceğiz. Öncelikle Adana yerel basınında ÇGC koşusu olarak kısa şekilde başlıklara taşınan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti koşusuna bakacağız ki kısa vade 9 mücadele 3 yaşlı İngiliz taylarını bir araya getirdi. Yine nispeten az sayıda katılımın olduğu 6 tayın olduğu mücadelede AGF'nin 5. sırasındaki Baba Fırat kazanan isimdi Gökhan. Evet şimdi koşu kazanan Baba Fırat aslında bir grup 1
koşusu olan Karel koşusunda start almış bir at. Yani potansiyelli bir tay. Fakat beklenen yarışları yapılmış olabilir. Özellikle bu yarışa gelene kadar son iki koşusu 15 handikap ve 3 şart ya da bir şartlı bir koşuydu. Ama 1.26 içerisinde kazanmış. Yani işte 15 handikap kazanıp da böyle kısa vade 7-8 koşulara gelindiğinde o zaman yani kağıt üzerine veyahut da şans az bulabiliyor. Ama aslında yaptığı performans böylesi koşularda rakipler beklenin altında koşularsa ön plana çıkabilir. Evet. Şimdi burada Baba Fırat kariyerin koşusunu yaptı. Yani kariyerin en iyi yarışını yaptı. 1.26.68 Adana Kum için iyi. Evil Grande starttan adaptasyonlu ısınana kadar biraz zorlanıyor. Isındıktan sonra aynı düzlük dönüldüğünde geçen biraz önce anlattığım kriterlerdeki Bitcoin gibi o ısınmasının ardından düz yola çıktığında daha gayretli oluyor. Altın Kop artık yoruldu. Yani kötü koşu diyemeyiz. Bakalım son yarışlarını ve Adana kariyerini. Her yarış 1-1-1-2 ve hiç atlamadan kısa vade 8-9 grup koşuda start aldı ve birçoğunu kazandı. Artık sezonun yani kış sezonun sonuna gelindi Sadık. Evet. Şimdi böyle koşularda eğer ki rakiplerin iyi koşarsa muhtemelen geçiliyorsun. Nasıl Overclass'ta 3 yarışının ardından iyi koşan bir rakibine denk geldi. Altın Kop içerisinde aynısı geçerli. Baba Fırat'ta bir innovation gibi bir koşu yaptı. Siteleri de birbirine benziyor. Bu hafta koşulmuş yarışlara bakıldığımda işte 7 tane aldık, 5 tane startla birlikte kazanan atlar. Hı hı. Böyle de bir istatistik var. Ben Baba Fırat'ın koşusunu inanılmaz beğendim. Bence Adana sezonunun sonlarına doğru kendini tam buldu ve bu koşulara da çıkışa geçti. Özellikle orta mesafeli kum koşularda, 3 yaşlarda Ankara'da başarılı yarışlar yapacağını düşünüyorum. Evergrande ise uzayan mesafelerde daha da iyi koşacağını öngörüyorum. Altın Kop bugün için beklentinin altında kalmış olabilir. Ama dediğim gibi artık yoruldu. Kolay değil. Oldukça yoğun, iyi bir sezon geçirdi. Biraz dinlendiği andan itibaren tekrar devreye girecektir. Biraz dinlensin, sonra yine devreye girer diyor Altın Kop için sevgili Gökhan. Hocam siz nasıl yorumlarsınız bu koşuyu? Ben yarışı canlı seyrettim. Yani yarışları canlı seyretmek, yarıştan sonra atları görmek çok fark çok ediyor tabii. At maşallah makina gibi gitti yani. Hiç durmamacasına. Evet. Gitti. Arkadakiler daha evvel durdu. Altın Kop'ta Gökhan'a katılıyorum. Bu atlar çok yoruldular artık. Yani kolay değil. Yaklaşık bir yıla yakın sürede durum amacasına koşuyor. Evergrande fena bir at değil. Fakat ben yarıştan sonra orada derece alan atların padoğa geldiğinde gördüm. Yakından gördüm. Atın yürüyüşü pek hoşuma gitmedi. Yani o at bence biraz sorumlu gibi görünüyor. Hocam ısınana kadar öyle aynen. Yarıştan sonra kötüydü. Evet, yarıştan sonra demek çok daha da etkiliyor. Yani bir de zemin biliyorsun lastik sert. Lastiğin üstünde o bile yani o kadar kötü yürüyor yani. Betona çıksa belki hiç yürüyemez yani. Bertolt'un ilgilileri arkadaşım Feda ile beraberdik. At kötü değil. Belki kumla alakalı bir sıkıntısı olabilir. Biraz da iklimsel kıştan çıkmışlar. At uyum sağlayamadı ama bu at Ankara'da tekrar Bertolt değil Ankara'ya gittiği zaman yaz sezonunda muhakkak gibi aşama gösterecektir. Bertolt muhakkak aşama gösterecektir yaz sezonunda diyor sevgili Suat Demiral. Efendim geçiyoruz Adana'da yine aynı günün 4. koşusuna. Portakal çiçeği koşusu çim pistte yapılan mücadelede mesafe 1300'dü. Sherry Lady kazandı ki koşuda başka ilginç noktada iki kısrağın olup her ikisinin de ilk iki sırada koşuyu tamamlamış olması sevgili Gökhan. Tabii iki kısrağında kariyerine baktığında bu koşuda birinci ikinci olması normal sonuç. Tabii ki bir koşudu bu yarıştan öncesi kolay değil ama sonrasında böyle rahat bir yorum yapabilirsin. Şimdi Sherry'le 9 starttan çıkması en büyük avantajı oldu. Çünkü Adana çim pistinde bir kapanıp bir daraldığında yerini alamadığında ya da yerini almak için ekstradan bir efor sarf ettiğinde kolay değil. Burada Sherry'leydi her şey lehineydi. Tamam ikincilikteki giden üçüncü olan Kızıl Şahin 600'lere gelinirken ona bir baskı kurdu ama onun arkasında bakın Sherry'leydi gibi bir atın arkasında dolu dolu gidiyor. Kantarma asılarak gidiyor. Artık son 600'e gelinirken yani 500'e gelinirken yürüttürdü. Çok normal. Kızıl Şahin çok iyi bir yarış yaptı. Kolay değil. Sherry'leydi'nin temposuna ayak uyduruyorsun ve 500 metre koşunun son 500 metresinde de
Onda mücadeleye giriyorsun. Şerişehirli Lady 1200 ve 1400 çim koşularda atlayabilmek, geçirmek kolay değil. Grup 1 galibi bir attan bahsediyoruz. Flaşik Gör'e gelince Flaşik Gör'ün stili bu. Flaşik Gör önlerde gitmez. Düzlük dönüldüğünde etkili sprint yapar gelir. Ama Adana'da arkalarda kalıyorsan her şey lehine giderse Sadıkçım o evet. istediğini yapabiliyorsun. Şimdi Flaşik Gör için çok fazla kapağını daraldı diyemeyiz ama sonuç itibariyle koşudaki en etken rakibi istediğini yaparak avantajlı şekilde gidiyor. Yoksa Flaşik Gör bence Şerişehirli'den daha derin girdi fotoya. Çok da iyi koştu. Düzlük dönüldüğünde de Demir Büken, Ayhan Kurşun bir düzlüğe geldiğimizde göreceğiz. Dışarıdaki atın tam dışına çıkmak istemiyor. Haftanın açılıyor. Ya onun da dışına çıkarsam daha da açılırım, avantaj kaybederim deyip onun içeri meyillendi. Aslında orada ilk etapta düşüncesi doğru bir hamleydi. Fakat öndeki at içeri doğru meyillenince tutup dışarı almak zorunda kaldı. Koşuyu dördüncü bitirdi ama Flaşik Gör'e, Kızıl Şahin'e yakın girebilirdi. Onlarla fotoya beraber girebilirdi. Çünkü koşunun tam kopma noktasında, yani tam koşunun ciddi mücadele girdiği yerde bu söylediğim olacak. Şimdi bakın Şerişehirli de önde, bak portakal turuncu formalı safkamak dışarıda. Evet. Öndeki sarı formanın içine giriyor. Farkında mısın? Açılıyor diye. O içeri doğru gelince bak bunu artı haftanın yalanı gelecek. Zaten böyle bir noktada avantaj almış bir Şerişehirli'ydi. Aksiyonu tamamlamış bir Flaşik Gör'ü yakalıp geçmek de kolay değil. Kazanır diyemem ama ikinci, üçüncü, dördüncü mücadelesinde daha ciddi olurdu. Koşusunu beğendim. Şerişehirli'ydi hakikaten başarılı bir at. Saadettin de atı çok iyi tanıyor. Böylesi önemli bir koşuyu kazanmasını bildiler. Ekibini de kutlayalım. Tebriklerimizi iletiyoruz. Hocam ne dersiniz? Güzel bir koşu oldu. İlerleyen yaşına rağmen Şerişehirli'ydi. Usta jokey Saadettin Poyraz da kazanmayı bildi. En azından bu defalık kurtardı paçayı. Çünkü yayını buralarda bir durdurabilir miyiz? Şimdi biraz da oynatalım. Biraz da oynatalım. Şimdi Şerişehirli'ydi geldi. Burada durduralım. Şimdi Şerişehirli'ydi geldi. Yarışın önüne geldi. Numarayı aldı ve frene bastı. Yarışı burada yavaşlattı. Yani götürebileceği en yumuşak tempoda götürdü Saadettin. Devam edelim. Flaşik Gör'ler de burada. Aralarında ciddi bir mesafe ve bariyer var. Yani orada Flaşik Gör'ü şu an için yapabileceği bir şey yok. Önünde 6-7 tane at var. Evet. Yani bir anda bir rakipler çoğaldı önünde. İstemeyerek kötü bir yere düştü. Ama sezon başı için güzel bir yarış gördü. Bence biraz da ona mesafe, bu mesafe biraz o at için kısa bence. 1300 metre çünkü çok spesifik bir mesafe. Ama start çıkışında biraz daha öne gelen bir Flaşik Gör burada Kızıl Şahin'in Şerişehirli'ye baskı kurmasından faydalanabilir ve yarışı kazanabilirdi dahi belki. Ama bugün olmadıysa bile bir dahaki seferde olur kanaatindeyim. Şerişehirli'ye yine söylüyorum. Belki sahiplerin adına karar vermeyelim ama belki artık herhalde bu sene sonu, bu seneyi de koşar. Çünkü at eskisi kadar çok şey yapamıyor. Flaşik Gör muhakkak oldukça önemli. Çok başarılı bir safkan. Ben geçtiğimiz yaz sezonunda bir program yaptığımızda hatta Flaşik Gör için iyi hatırlıyorum. Şunları söylemiştim. Kum, çim, uzun, kısa, her türlü yarışta, her mesafede var. Çok yetenekli bir safkan. Bugün için güzel bir yarış gördü. Bundan sonra koşabileceği her yarışta her rakibe karşı oldukça ciddi sınav verir. Flaşik Gör diyor sevgili Suat Demiral ve biz de değerli yarışseverler aynı gün 7 Nisan günü Adana'da 5. koşuya gideceğiz ki Grup 1 mücadele Akdeniz Derbisi bu koşu ekranlarınıza gelecek. El Nino Kinova rövanşında bu kez El Nino gülen taraf oldu. Oğlum Berat da 7 boy geç çıktığı koşuda birincinin 6 boy gerisinde koşuyu 3. tamamladı. Bıraktığın yerden devam edeyim. Oğlum Berat 7 boy geç çıktı ama çıktıktan sonra biraz adaptasyon sorunu da yaşadı. Evet. Ve bayağı bir geri ki kaldı. Ki son attan 7-8-10 boy geri kalmış. Ama aslında yine çok iyi koşuyor. Son itibariyle İzmir'den gelen rakiplerine geçildi. Evet. Yine Adana'da son 3 koşusunu kazanmıştı. Yine Adana'daki rakiplerini geçti. Ama bugün için hem start çıkışı hem adaptasyon sorunu fazla yaşaması, böylesi bir koşuda bu rakiplerini bu kadar dezavantajlı başlayıp yakalıp geçmek kolay değil. Oğlum Berat bunu yapıyor mu? Evet yapabiliyor. Ama bugün için yapamamasının sebebi atın kötü koşması değil, rakiplerinin çok iyi olmasıydı. Kesinlikle. Koşunun geneline bakınca Power King zaten bilindiği üzere starta birlikte bir liderliği alıp koşuya belli bir yere kadar
tempo verip ondan sonra görelim tamamlanır. Zaten spiker arkadaşımız da bunu çok güzel özetledi. Ve becerikli haliydi herhalde. Yok, en heyecanlı, en keyifli yerde bir virgül koyup yurt dışına tamam. Gidip son koşunun heyecanını yaşayalım. Dönüşte Akdeniz derbisine devam edeceğiz. Sayın yarışseverler, sırada son koşu var. Amerika Kinland Hipodromu'nda bu yarışta 13, 14, 15 ve 16 numaralı safkanlar start almıyor. 4 numaralı Connectivity yerini aldı. 9 numaralı Mississippi Coast. 6 numaralı Stidiva. Onun ardındansa baksa 11 numaralı Gizmo yöneltilecek. 11 numaralı Gizmo Box'a giriş yapıyor. Ve 11 numaralı Gizmo da şimdi kulvarında yerini aldı. 12 numaralı Libby Knows. Ve Libby Knows da yerini alan son isim oldu. Atlar koşuya hazır start verildi ve Kinland Hipodromu'nda günün son koşusu başladı. 2 numaralı Storytime öne çıkma çabasında ancak hemen dışından süratle 12 numaralı Libby Knows geldi ve şimdi 12 numaralı Libby Knows öne geçti farkı da bir boya kadar çıkardı. Bir boya kadar gerisinde 4 isim yan yana, bunlar 2 numaralı Storytime, 5 numaralı Furiously Fast, yanında 6 numaralı Stidiva ve dışlarında 11 numaralı Gizmo dörtlüsü var. Bunların da 2 boya kadar gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Fortunate Girl ve koşuda bu şekilde son bine yaklaşıldı. Asfalt'ta 12 numaralı Libby Knows önde, dışına kadar 5 numaralı Furiously Fast geldi. Bir boya kadar geride 11 numaralı Gizmo var. İçindeki numaralı Storytime 1.5 boya kadar geride 6 numaralı Stidiva. 2 boya kadar geride 1 numaralı Fortunate Girl. Daha sonra 2 boya kadar geride 4 numaralı Connectivity var. 1.5 boya kadar peşinde 8 numaralı Mission From L. Onun da 1 boya kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Channel Princess ve dışındaki isim son numaralı Pep şeklinde. Yarışta son düz yaklaşıldı. 2 boy farkla 12 numaralı Libby Knows önde. Farkı koruyor 2 numaralı Storytime, bu kez ikinciliğe kadar girdi. Dışında kaldı 5 numaralı Furious Defense. 1.5 boya kadar geride 1 numaralı Fortunate Girl ve son düzde de 12 numaralı Libby Knows önde çıktı. 2.5 boy farklarıyla 2.5 boy kadar gerisi orta kulvardan 5 numaralı Philosophy Fest'in dış kulvardan 4 numaralı. Evet, 1 numaralı Forchnet Göl çabası orta kulvardan 1 numaralı Forchnet Göl ve 4 numaralı Connectivity atak yapıyor. 1 numaralı Forchnet Göl önde. 2.5 boy farklı lider 4 numaralı Connectivity peşinde. 1 numaralı Forchnet Göl liderliğini koruyor ve koşuyor da 1 numaralı Forchnet Göl kazanıyor. 4 numaralı Connectivity ise ikinci oldu. Son koşunun galibi 1 numaralı Fortunate Girl oldu. Amerika'da Kinland Hipodromu'nda koşu heyecanını noktaladık. İkramiyeler de yine program içerisinde ekranlarınıza gelecek değerli yarışseverler. Biz dönelim kaldığımız yere. Akdeniz Derbisi'nde sevgili Gökhan Gül'ün yorumunu alıyorduk ki tam da bu metrelerde bırakmıştık. Evet. Buralardan sonra artık devreye becerikli an girdi. Hakikaten becerikli anı kutlayalım. Çok iyi bir sezon geçirdi. Böylesi önemli bir koşuda aslında koşuya tampa veren at diyebiliriz. Ve koşuyu dördüncü bitirmesi oldukça başarılıdır. Yani sezon boyunca istikrarlı iyi yarışını sürdürdü. Oğlum Berat anlatmıştım, bu kadar dezavantaja rağmen bu kadar arayı kapatıp gelip üçüncü olması oldukça başarılı. El Nino ve Kinova. Şimdi ben El Nino'nun Adana pistinde çok daha iyi koşacağını bu koşudan sonra emin oldum. Nedeni ise İzmir virajları biraz daha keskin Sadıkçım. Oranın virajları birazcık daha atları hani daha sert dönebiliyorsun. Sanki Adana'da at Adana virajları daha geniş, Adana düzü daha uzun, daha rahat etti ve gücünü tam gösterebildiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da zaten El Nino'nun biliyorsunuz bir candadaş koşusu vardı. Orada bası kursaydı kazanabilirdi. Zaten at yükselişe geçti, iyiye gitti. Ve çok da iyi koştu, kazandı. Aynı zamanda Kinova için de asla kötü koşu diyemeyiz. Son itibariyle kariyerin en iyi yarışlarını orta mesafede yapan at Ege Derbisi'nin ardından Adana'da da ikinci olarak bitirdi. Ve geçildiği at El Nino çok çok iyi bir yarış yaptı.
Halis Karataş ata çok iyi bindi. Ata da ekibi çok iyi hazırlamış. Şu görüntüye bakıldığı zaman zaten Elino'nun bu seneki en iyi görüntüsüydü. Evet. At asla kötü koşmuyor ama en iyi duruma gelmiş ve böylesi önemli koşuyu Kuncan Ekürüsü'ne Suat Demiral ve Servan Münasoğlu ile birlikte götürdüler. Böylesi bu koşuyu kazanmak gerçekten çok gurur vericidir. Ekibi çok mutlu eder. Ekibi çok kendini hissettirir. Kuncan Ekürüsü de yıllarca önemli atlar koştu. Sonuç itibariyle belli bir zamandır da koşu kazanıyor ama grup koşu kazanmamıştır. Özellikle grup 1. Onların adına da çok sevindirici oldu. Çinova için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Kariyeri başarana dolu bir at. Ve bugün içinde ikinci olması bir şey kaybettirmedi. Çok önemli bir rakibini geçti. Yeni konulan iki tane grup 1 Ege ve Akdeniz derbisini bir birinci bir ikincisi oldu. Daha ne yapsın? Ama koşunun geneline bakıldığı zaman yani çok detaylı analiz isteyecek, çok farklı noktalara eksikliği varacak bir durum göremiyorum. Burada iki tane çok formda, iki tane çok iyi atın bu koşuda birinci ikinci olması hak ettikleri bir sonuçtu ama şunu eklemek lazım. İkisi de İzmir'den geldi, yoldan geldi. Evet. Yani sanki 2019 kış sezonunun 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerine bakıldığında İzmir'in Kinovası ve El Niño'su Adana'nın kum atlarını bu yıl üstünlük sağladılar. Sonuç itibariyle bizim atlarımız çok yola alışkın değil. Sonuç itibariyle biri Ege, biri Akdeniz iklimi ama ikisinin de yol gelip böyle başarılı koşması takdir yaşayan ilgilerini kutlayalım. Çok güzel bir koşu oldu ve koşu sonrası görüntüler, Adana'daki oradaki atmosfer, oradaki yaşananlar da harikaydı. Biz gidemedik, bulamadık ama her şey çok süperdi. Orada da emeği geçen herkese ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür edelim. Suat Hocam'ı bir kez daha kutlayalım. Hocam geçen hafta yayından sonra sizinle çıkışa doğru yürürken ben Adana'da El Niño'nun daha iyi koşacağını, kaba kumu çok seveceğini düşündüğümü de iletmiştim. Bir kez daha sizi de bu başarıdan dolayı da kutluyorum. Neler söylersiniz? Sağ olun. Şimdi ben öncelikle farklı şeylerle konuya girmek istiyorum. Burada biz bu koşuya gittik. Öncelikle neden gittik? Bir, koşu grup bir. İkincisi, şimdi bu yarışta iki tane kesin olması gereken at var, yoktu bu yarışta. Gutcury. Biri Gutcury, diğeri Bitcoin. Bitcoin idiş olduğu için giremiyor. Bence bu tip yarışlar için değil, farklı yarışlar için o kısıtlamanın getirilmesi gerekir. Yani bu yarışın o kadar önemsiz değil, çok önemli bir koşu. Ama bu yarışa o Bitcoin gibi bir atın katılması gerekirdi. Kanaatindeyim. Burada daha farklı bir şey anlatacağım yarışın dışında. Bu yarışlarda nasıl bugün bir atçılıkla ilgili, komiserlerle ilgili basınla karşılıklı bir söyleşi düzenlendiyse zaman zaman atçı dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz program komitelerine seçiliyor. Ve farklı serzenişlerde bulunuyorlar, isteklerde bulunuyor. Bakanlık yetkilileri de bunları göz önünde bulunduruyor. Bazılarını kabul ediyor, kabul görüyor. Bazıları görmüyor. Şimdi bu sene iki tane yarış grup 1 olarak koştu. Ege ve Akdeniz derbisi. Bu koşular evet. Zaten vardı. Yok değildi. Fakat grup 1 statüsünde değildi. Grup 1 olarak koştu. Bunda en çok bastırıp böyle bir koşunun olmasını isteyen kişi İsmail Hadioğlu'ydu. Tabii bizde Türk halkı öyledir. Şimdi Gutcury Türkiye'de kalsaydı Ege derbisini ve Akdeniz derbisini koşsaydı ki çıkan söyleşiler öyle tabii bir ayda ara koydular ki ikisini birden gitsin kazansın diye dendi. Adam başından beri söyledi. İsmail Hadioğlu özür dilerim adam dedim. İsmail Hadioğlu başından beri söyledi. Atımı Dubai'ye götüreceğim ve koşmayacağım dedi. Yani burası böyle bir garip yerdir. Şimdi Dubai'de gider. Dubai'de gidip koştuğu zaman bizim kahramanımız olur. Ama buraya gelip buraya burada kalıp koşsaydı çok farklı şeyler söylenirdi. Eleştiri alırdı. Bizim gitme sebebimiz başından beri belliydi. Ben hatta Hakan Cantınas kardeşimizin Ege Derbisi'nden sonraki programında mesajla katıldım. Atın daha iyi gittiğini ve Adana'da daha iyi koşacağını ve orada hatta ben biraz da latife ettim. Derbideyiz, Adana'dayız diye dedim. Yani atı götüreceğimizi beyan ettim orada. Evet. Söyledim. Bu tabii plan program çerçevesindedir. Bugün için kader bizden yana güldü. Kinova çok iyi koştu. Kinova için söylenecek hiçbir şey yok. Bir ilerleyen yaşına rağmen bizden 2 yaş yaşlı, 6 yaşında, bizim atımız daha 4 yaşında. Ben Elinon'un ileride daha iyiye gideceğine inanıyorum. Sıkıntıları var ve yine farklı bir şey söylemek istiyorum. Yine böyle bir dost sohbetinde bir abimizden söyleşte bulunurken işte atın bir sıkıntısını fark ettiğimi,
bunun üzerine yoğunlaştığımızı, Ege derbisinde daha iyi koşacağını, bundan sonra daha da iyi koşacağını söylemiştim. Tabi bunlar daha sonra televizyona yansıyınca ortalık biraz gündeme geldi. Tabi bunlar da bize hep tecrübe oluyor hayatta. Ege derbisinde rahat kötü koşmadı. Önde Can Dadaş'ı bıraksam belki Can Dadaş o gün her ne kadar derece almasa bile belki bitirebilirdi. Halis Karataş düz yola o gün 2 giriyordu. Yani yapacağı daha fazla bir şey yoktu. O gün de belki Kinov eksik koşabilirdi. Ama Kinov o gün muhteşem bir yarış koştu. Bu yarışın özeline gelince yarış zaten kağıt üzerinde derece olarak Kinov'a 50 kilo görünüyordu. Evet. Öyleydi. Bir de starttan iyi çıkış yapamayan, yarışa iyi adapte olamadığı için iyi koşamayan bir Oğlum Berat var. Oğlum Berat bu grubun en kaliteli safkanı. Yani bir de ayrıca benim anti parantez söylemek istediğim bir şey var. El Nino özelinde. El Nino gerçek bir 1900 metre atı. 1600 ile 2000 metre arasında koşabilecek bir at. Etkili mesafesi o mesafe. İzmir'deki yarışta son 200'den sonra da at çok etkisizleşti. O düzlüğe o kadar diri girdi. Can Dadaş'ı sıyırdı. Sıyırmasından bir 100 metre sonra teslim olması bir oldu. Atın özelinde bunu söyleyeceğim. At iyi koştu. Büyük riskler aldık. Yani İzmir'desin. Patrona karşı, ekibe karşı sorumluluk arz ediyorsun. İşte haftaya bu yarış pas geçersek İzmir'de koşabileceği bir yarışı var. Kısa vade koşusu var. Can Dadaş da birebir gibi görünüyor kağıt üzerinde. Eğer Adana'ya gitmez de İzmir'de kalırsan. Bunun bir de maddi yanı var. Tabii. Kaydiye var, yol masrafı var, personel giderleri var. Ayrıca da ipin üstüne siz çıkıyorsunuz. En son tabii sorumluluk alırken siz alırsınız. Başarıyı da size yazarlarsa başarısını da size yazarlar. Tabii. Bu at burada iyi koşmasaydı söylenecek şey netti. Zaten İzmir'de geçemedin, Kinova'ya geçmeye ne götürdün atı 1000 kilometre ileriye derlerdi. Derlerdi yani. Diyen olurdu tabii. Bunun hiç şeyi, sonu bitmezdi. Bitmiyor. Ben yine burada ayrıca Adana halkına özellikle o gün hipodromu dolduran tüm seyircilere ben bu kadar keyifli bir gün görmedim. Ben Adana'da çok uzun yıllar at koştum. Yani bu kadar duygusal bir görüntü. Ben dedim seyirci çığırından çıktı dedim. Yani eğer ki bir de bu at Adanalı bir at sahibinin atı olsa böyle bir şey olsaydı demek anlayamıyorum yani. Halis Karataş yapılan tezahüratı görseniz. Yani ben Halis'i Gazi kazandığında gördüm. Enternasyonel kazandığı bundan daha önemli koşular kazandığında gördüm. Yalnız Adana halkı eğlenceyi ve keyfi biliyor. Evet. Ayrıca da o gün özel Portakal Çiçeği Festivali. Tabii. Şehirde inanılmaz bir festival vardı. Hipodrom'da gerek Adana Valimiz, gerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız çok seçkin davetler ve konuklar vardı. Biletli seyirci bilemiyorum. İnanılmaz bir seyirci sayısı vardı. Ben burada da her zaman söylediğim bir şey vardır. Gençler vizyon sahibidir. Gençlere biraz önem ve şans vermek lazım. Özellikle idareci kısmında. Ege Derbisi'ni koştuk. Ege Derbisi'nde İzmir Hipodromu'ndaydım. O gün de orada canlı yaşadım. Yalnız dün diyorum Adana Akdeniz Derbisi'nde buradan Sayın Feyyaz Bora Güralp Beyefendi'ye, Adana Hipodrom Müdürümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yaptırdığı organizasyon gerek şaldı, gerekse çiçekti. Sanki kendimi bir an Kentucky'de Churchill'dan Hipodromu'nda falan zannettim. Yani ne kadar güzel bir organizasyon. Kendisinin samimi davranışı, atın başına kadar gelişi, atçı oluşu, atla ilgilenmesi, bizlerle ilgilenmesi, her şeyiyle yani Bora kardeşimizi mesleğinde inşallah Adana'da hipodromunda daha iyi hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. O gün orada gösterdiği şey tamamen bir atçı olması, atçılığın içinden gelmesi ve bir vizyon sahibiydi. Çünkü bir şeyleri yaparken eğer siz onu kendiniz ne yapmam gerektiğine diye düşünürseniz atçı olursanız farklı bir karar alırsınız. Biraz atçılık her meslek dalında profesyonelleri biraz içeriden de seçmek lazım. Buradan Bora Güralp'e ve çalışma arkadaşlarına özellikle tekrar teşekkür ediyorum. Diyor Suat hocamız ve biz de efendim geçtiğimiz günlerin son koşusuna yani dün yapılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşusuna bakacağız. Kısa vade 7 koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları start aldı. Burada Suat hocamızı El Nino için kutlarken King of Tatvan için de sevgili Gökhan'ı kutlamamız lazım çünkü uzun bir aradan geldi ve son derece başarılı bir performans sergiledi. Çok daha potansiyelli bir safkan olduğuna da şüphe yok, değil mi sevgili Gökhan?
Evet, bu koşu gerçekten İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşuydu. Hakikaten çok önem arz ediyor. Nedeni ise kupa töreninde uzun yıllardır herkes kendi resmi elbisesini giyerekten bir kalabalık bir şekilde inanılmaz keyif alıyorum bu kupa törenini izlediğimde. Böylesi bir koşuda start alıp kazanmak çok isterdim ama nasip olmadı. Kızıltüy 3 yaşlı İstanbul'daki 3 yaşlı İngiliz taylarının en önemli isimlerden bir tanesi. Bir koşu öncesinde beklenen altında koştu deniliyor ama aslında o gün için belki bazı bir takım olaylar geçmiştir bilmiyorum ama onun öncesinde koştu, bütün yarışları kazandı, bir yarışta ikinci kaldı. Bugün için böylesi bir koşuya hem hazır girmesi hem start verdikten sonra ilk 400 metreni 26 geçip 2 boy önde gitmesi Kızıltüy için bu şartlarda müsaade edildiğinde onu yakalayıp geçmek kolay değil. Bu anlamda da ilgilerini de kutlamak lazım. Son itibariyle atı çok iyi hazırlıyorlar ve çok iyi bir sezon geçirdiler. Koştuğu yarışların tamamını kazanıp bir yarışta ikinci, bir yarışta dördüncü oldu. Son itibariyle çok ciddi bir başarıdır. Atımız King of Tatman'a gelince tabii ki bir 6 aylık arası söz konusu. Çünkü bu ara Ankara'da kazandı, koşunun ardından Adana'ya gitti. Sonra Adana'dan sonra el değiştirildi. Kış sezonunda da ufak tefek sıkıntılarından arınıp yaz sezonu hazırlanıyordu. O yüzden de böyle bir ara zaruriydi. Böyle bir aranın ardından hakikaten beklediğimiz gibi bir yarış yaptı. Ama dediğim gibi koşu tam istediğimiz gibi gitmemesi, rakibimizin çok ciddi bir avantaj söz konusu. Start verildikten sonra Halis'in atı arkalarına orada bekletme isteği. Aslında ringde böyle bir konuşma geçmedi. İkimiz de aslında giden atın arkasında kalıp böyle bir taktikle koşmak istedik ama sonrasında bir inisiyatif aldı. Şampiyon jokeydir, bildiği bir şey vardır, atımızı düşünüyordur. Ama genel olarak atın koşusundan da memnunuz. Ama kazanan atın iyi gelini de kutluyorum. Çok başarılı yarış yaptılar. Yaz sezonu geliyor. Artık çok daha ciddi, çok daha önemli koşularda birçok atın hazırlığı olduğu gibi bu koşuda da 2-3 tane at o koşularda start alacaktır. Başarılı olacaklardır. Diyor Gökhan Hocam. Siz ne dersiniz? Vallahi yarıştaki atların tamamı Kızıltüy kazansın diye elinden geleni yaptılar. Yani 25-80 ile başlayıp arkasından 49 geçirdin mi Kızıltüy'ü? 49 şöyle artık bu pistte çok sıra bir derece. Çok sıra yani. Yani normalde neredeyse iyi arabatları bile buna yakın dereceler yapıyorlar. Yarışlarda görüyoruz. Yani bu Kızıltüy'ü geçeceksen bir kere böyle geçemezsin. Gökhan'ın atı oldukça güzel koştu. Halis çıkar çıkmaz atı tuttu. Arkaya bıraktı. Yarışta yavaş gidince hepten o ara açıldı. Oldukça güzel diri bitirdi yarışı. Bruce Wayne güzel bir tay. Bana göre mesafe kısa geldi. Uzayan mesafelerde yetenekli bir at. Bir de tabii Adana'dan geldi. Ne kadar süre içinde geldi, ne kadar dinlendi. Pist adaptasyonu. Pistine taylı burada geçmiş bir at. Belki pist değilse bile yol etkilemiş olabilir. Kış şartları etkilemiş olabilir. Ama Kızıltüy potansiyelini görmediğim için bizi beni pek etkilemedi. Senin atın buralarda yani çıkıp tuttu, biraz gidip daha sonra tutsaydı bak buralarda tamamen tuttu, tam ne var ama ne yok sanki tuttu. Bir arada sıkışıyor. Hayır kendi istemedi. Öyle mi? Hayır kendi istemedi yani. Hayır, start verildiğinde kapak açıldığında iyi açıldığında çıkıp önü açık. Bir 25-30 metre git, daha sonra tutabilirsin. Bir de burada şeyden bahsetmek istiyorum, matbaacı isimli attan. Belki bugüne bu yarışta en doğru yapan atlardan bir tanesiydi matbaacı Beşifan Çizik. At doğru yerde gitti. Gittiği en şu yarışın şu metresinde en doğru yerde giden at matbaacıdır. Belki bugün için bu gruba gücü yetmedi ama kendi gücünün yeteceği bir grupta koşarsa farklı neticeler alır. Diğer atlar için fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani yarışı buralarda durdurduğumuzda bir durdurabilir miyiz tam 600 direnden? 600'e gel zaten geldik. Tamam geç şey yapalım. Yani burada Kızıltüy ile Gökhan'ın arasında oldukça ciddi bir mesafe var. Ayrıca da Kızıltüy formunun zirvesinde, Gökhan'ın atı bir ara vermiş, işte el değiştirmiş, şehir değiştirmiş, bir tedaviler görmüş. Kolay değil. Düz yolda en diri gelen at Bruce Wayne ve King of Tatman'dı. İlerleyen zamanlarda bu atların daha etkili yarışlarını göreceğimize inanıyorum. Ama bugün için Kızıltüy gibi bir atı böyle 49 geçen bir tempoda önde bırakırsan kazanmaya boyun eğmiş durumdasın düşüncesindeyim. Yarışta fazla söylenecek bir şey yok. Temiz, net bir koşu. Ama Kızıltüy bu kadar yarışın yavaş gitmesine rağmen sonlarda çok durdu. Durdu. Yani durdu. Eğer o matbaacı biraz daha rahatsız edebilseydi, genel toplam zaten 30-73. Biz bu koştan
Bir saat sonra bir koşu koştuk. İşte Erdemirci'nin kazandığı bir koşuydu. Ya ölüm temposu gitti yarış. Yani o evet, atlar bu yarışta 10.75 bitmiş Erdemirci'nin yarışı. 75. Son 800'lük 45 bu küsür. Bu 30.75. Evet. 20 saniye var sadece yani, 200 metrelik. Hiç kimsenin kovalamadığı halde, yani hiç kimsenin kovalamadığı halde o kadar durması biraz düşündürücü. Son 800'de 47.36. Zaten 800 metre yarış oldu. Evet. Diyoruz ve devam ediyoruz değerli yarışseverler. Geride bıraktığımız mücadeleleri, haftanın mücadelelerini noktaladık. Şimdi bir ikramiyeleri sizlerle paylaşalım. Amerika Keeneland Hipodromu'nda 11 Nisan Perşembe akşamı yapılan koşularda Altılı Ganya'nın 2638 lira verdiğini söyleyelim ki 6-3-8 2-5-1 şeklinde sonuçlandı. 6-3-8, 2-5-1 şeklinde sonuçlanan Altılı Ganyan 2638 lira verdi. Beşli Ganyan 249 lira 56 kuruş. Dörtlü Ganyan 329 lira 51 kuruş. İkinci üçlü Ganyan 66 lira 40 kuruş. İlk üçlü Ganyan 41 lira 11 kuruş. Yedili Plase'de 118 lira 3 kuruş verdi. Altılı Ganyan 2638 lira 35 kuruş ikramiye verdi. Tutturan yarışseverlerimize ikramiyelerini güle güle harcasınlar diyor. Ve efendim önümüzdeki günlerde yarın itibariyle yapılacak, koşulacak koşulara bir bakalım diyoruz. Hayır, yarın dedim ama biz 13 ve 14 Nisan tarihlerindeki mücadelelere bakacağız. 13 Nisan'da Adana'da cumartesi günü yapılacak 4. koşuya bir gidelim ve ekranlara da geliyor koşuya katılacak olan isimler. 13 Nisan'da Adana'da 4. koşu da Esat Özbilen adına anısına düzenlenecek. Kısa vade 7 koşu 1900 kumda Babahancı Zanapalı, Fedai, Nalın İsyanı, Panç Mahal ve Goodman 6 safkan. Zaten artık 5 safkan, 6 safkan, daha fazlasını pek görmüyoruz 3 yaşlı taylarda. Ne dersin Gökhan? Esat Özbilen gerçekten çok değerli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin, bu vesileyle bir kez daha kendisini anıyoruz. Amin. Koşunun geneline gelince ben tabii ki Babahancı'nın bu koşuda çok artıda olduğunu düşünüyorum. Adana'da 1. ayın 8'inde start alıyor. 2. 3. ve ondan sonra 3. ayda 3 tane koşuyor. 3'ünde 1. oluyor. Tabii ki 3. ayın 2'si 1400 metre. Ardından 16'sı ve 26'sı. Yani 24 gün içerisinde 3000'ü de sığdırmış. Tabii ki 31 şeklinde düşürürsek ayın 5 gün oradan bugün ayında 13'üne geldiğinde 18 günlük bir süre var. Şimdi 18 günlük bir süre böylesi formda bir atı dinlenmesine yeterli olacaktır. Nedeni ise 2 tane 2000 metre koşuyor zaten. Yani 24 günde 3 koşu ardından 18 gün ara bu koşu hazırlıkları ve 2000 metre 2.08 içerisinde koşabilen yetenekli bir at. Zanapalı artık yoruldu. Fedai iyi bir at ama Nalistan'ı, Punchman'la Goodman kötü performansları yok. Koşu için yeterli ama Babahancı bir adım, hatta iki adım önde. Yani her şey yolunda giderse Babahancı'nın kazanması normal sonuç olacaktır. Diyor Gökhan. Hocam ne dersiniz? Şimdi Babahancı'yı yarışını incelerken aklıma şey geldi. Geçtiğimiz haftaki Overclocks ya da Celal Baba gibi. Yani bu atlar hep böyle kazanarak 3 yarış yapıyor. Dördüncüsü olmadı. Dördüncüsü olmuyor. Eğer dördüncüsü olursa Babahancı için olacak gibi görünüyor. Babancı'nın kötü koşması halinde Zanapalı, Panç Mahal, daha sonra Nalın İsyan diyorum. Babahancı başta ama evet, olmazsa Zanapalı, Panç Mahal ve Nalın İsyanı şeklinde bir sıralama diyor evet, sevgili evet. Suat Demiral. Bu koşu için bakalım efendim 13 Nisan'da Adana'da yapılacak cumartesi günü Esat Özbilen koşusunda hep birlikte göreceğiz neler olacağını. Dönelim aynı gün İstanbul'a ve günün 5. koşusuna bir gidelim ki o da Türk Kalp Vakfı adına düzenlenecek olan 22 handikap bir koşu. 4 yukarı İngilizleri 1300 sentetikte bir araya getirecek koşunun katılımcıları ekranlarınıza gelirken ben de isimlerini tekrar edeyim. Pendragon, Uludaz, Obrada, Yağızınoğlu, Crimean Wind, Aslan Koçum ve Can Güven. Son 6 koşusu itibariyle de kazanmayan hiçbir isim yok mu koşu? Çok güzel bir istatistik verdin. Dolayısıyla da sentetik pistte 1200 ve 1500 metre aralığında bu atlar koşuyor ve kazanıyor, başarılı oluyorlar. Burada tabii ki Pendragon ve Uludaz'ın son koşularına baktığında
diğer atların koşu kariyerlerine karşılaştırdığın zaman bir adım öne geçiyorlar. Evet, fakat bu yarış 22 handikap. 22 handikap olunca daha yeni yeni kendini gösteren, yükselişe geçen bir Can Güven var ve 50 kiloyla start alıyor. Premium Wind geçen sene 2 yarış üstte kazandı, artık grup yarışlara çıkabilecek noktadaydı. Sezon bitti, tekrar bir yarış koştu, ikinci oldu, 53 kilo. Şimdi Uludağ'da Pendragon 62-63 kilolarda. Yani şunu anlatmak istiyorum, rakipleriyle arasında biriyle 11, biriyle biriyle 11, biriyle 11 kilo olacak. Yani bu kilolar kolay değil. Ama bu kilonun üstesinden gelip bu rakipleri geçebilecek at mı Uludağ'da Pendragon? Evet. Çünkü mesafeleri ve bu koşunun gidişatı lehine gidecek. İkisi de önlerde gitmiyor. Artık Pendragon artık önlerde gitmiyor. Uludağ da öyle. Bu koşu çok yavaş gitmez. İkisi de devreye girebilir. Yani bu koşunun özetle ben hafif kilolu Can Güven'in bir adım önde olduğunu, Kremen Wind ile beraber daha şanslı olduğunu ama Pendragon ve Uludağ'ın da kiloları ağır olsa dahi koşunun gidişatı her şey lehine gözüküyor. Çok formdalar. Her an devreye girebilirler. Diyor Gökhan. Peki bu koşunun en iyi derecesi kimin diye baktığımızda da Yağız'ın oğlunu görüyoruz. 1.16.93 ile 1.17'nin altına inen tek isim olmuş hocam. Evet, etkileyici. Şimdi Yağız'ın oğlu bir starttan çıkıyor. Kaçacak. Ve muhtemelen yine klasik bir Saadettin Poyraz yarış seyredeceğiz gibi geliyor ama bu defa öyle olmaz. Çok yavaş gitmez bu yarış. Bir şekilde gitmeyeceğini öngörüyorum. Benim ilk şans verdiğim isim Kremian Wind, daha sonra Pendragon ve Uludağ sürpriz atım aslan koçum. Önce Kremian Wind, ardından Pendragon ve Uludağ sürprizde de aslan koçum diye değerlendiriyor sevgili Suat Demiral. Bu mücadeleyi Türk Kalp Vakfı koşusu efendim 13 Nisan Cumartesi gününün... Ama kalp dayanmayabilir bu yarışın son 200'üne. Gerçekten öyle bir mücadele olacak gibi duruyor. Geçiyoruz 14 Nisan'a, pazar gününe. Önce İzmir'e, ardından Adana'ya bakacağız. İzmir'de bir koşu var bakacağımız. Malayan Racing koşusu ki daha önce İstanbul'da koşuluyor diye hatırladığım bir mücadeleydi. Türk Kalp Vakfı da daha önce Çim'de ben de birkaç defa kazandım o koşuyu. Evet, evet hocam. 1.300 kuma gelmiş. Ne dersin Gökhan? Malaya Racing. Burada tabii ki Can Dadaş ve Dobra'nın stilleri aynı. Bu iki safkan eğer ki erken mücadeleye girerse bu tarz yarışlar bitmiyor. Dolayısıyla da arkada bekleyen atlar, o tempo ayak uydurmayan atlar, formda atlar geliyor. Bu hangi at? Alaçatı ağası. Gerçekten İzmir'in en formda atlarından bir tanesi. Hı hı. Son 3 koşusunu da kazandı. Tekrar ediyorum. Can Dadaş eğer önde çok kendi istediği tempo grup müsaade edilirse gününde olduğunda İzmir'deki bütün rakiplerine geçiyor. Dobra çok iyi yarış yapıyor. Ben bu sefer ona çok baskı kuracağını düşünmüyorum. Ola ki kurarsa bu sefer devreye Alaçatı ağası girecektir. Diyor Gökhan Gül. Malayan Racing Association koşusu, tam olarak da telaffuzunu yapalım. Eskiden rahmetli Levent Kırca'nın böyle bir esprisi, parodisi vardı. Association'la ilgili söyleyemeyen bir parodiydi. Çok komikti o. O geldi aklıma hocam. Ne dersiniz? Malayan Racing Association'la ilgili söyleyeceğim şey, yarış değişik bir yarış. Yarışı önde kabullenecek birkaç at var. Özellikle Can Dadaş, Dombra ve Aksakallı. Tabii burada jokey tercihleri de önemli. Jokey tercihlerini deklereyi göremediğimiz için ben son zaman haftaların formunda atı Alaçatı ağasını ilk şansı veriyorum. Daha sonra Can Dadaş, daha sonra sürpriz atım Aktay mıydı? Şeklinde bir değerlendirme geliyor sevgili Suat Demiral'dan. İzmir'de 14 Nisan pazar günü yapılacak Malayan Racing Association koşusu için. Aynı gündeyiz, Adana'dayız bu kez. 3 koşuya birden bakacağız ki Seren koşusu, veteriner hekimler koşusu ve Yasin milli koşuları. İlk olarak Seren 1 koşusu geldi ekranlara. Kısa vade 7 koşuda Great Master, Malone, Stepper Eagle, Sümelhan, Skywolf, Hak Hanı ve Royal Avşar koşuya katılması muhtemel isimler. Yarın netleşecekler deklareyle birlikte. Gökhan ne dersin? Efsane at Seren. Hakikaten efsaneydi. Ben daha kendimi yeni yeni bildiğimde ve atçılıkla yarışları izlerken böyle yanık al,
Şahşahlı Kazım Yıldız'ın Esmer Ekürüsü. Esmer Ekürüsü'nün, Kemal Esmer Ekürüsü'nün, Kazım Yıldız'ın, Süleyman Aklı'nın bindiği startla birlikte teşvik yapıp sonrasında atlayan yanında rahatlayan çok özel bir attı. Ortadan böyle düzlük dönülür çıkardı ortadan ve bir daha yanına da kimse gelmeden kazanırdı değil mi? Muhteşem bir attı. Ben yani gördüğüm en iyi atlardan bir tanesi diyebilirim kendi adıma. Bu koşu çok birbirine denk atlar start oluyor. Yani bu koşu hepsi birbirini geçebilecek noktada. Hepsinin bir performansı var ama farklı yarışlarda. Hani bir araya gelip koşsalar diyeceğiz ki biraz uzunda koştu, öbürü daha ağırlıklı, kısada koştu, kilo farkı vardı, jokeyini buldu. Yani birçoğu birbiriyle çok koşmuş noktada değil. O yüzden de Royal Avşar çok daha iyi bir at olduğunu düşünüyorum. Son koşusunu çok beğendim. 54 kilo sikletiyle ön planda olacaktır. Keleşe kürüsünün safkaları Malones ve Grandmaster son performansları çok iyi. İkisi birlikte start alır mı bilmiyorum ama hangi start alsa mücadele içerisinde olacağını düşünüyorum. Ben ekürü yapabileceklerini düşünüyorum. Olabilir, o kadar iyi durumdalar. Olabilir. Hakkan ise Adana'da oldukça iyi koşuyor. Son koşusunu kazandı. Bu koşuda mesafe her şey lehine gözüküyor. Hakkan'ı da koşu içerisinde şanslı olacaktır. Diyor Gökhan Gül. Hocam ne dersiniz? Verdiği aranın ardından oldukça etkili bir yarış koşan Royal Avşar ilk şans verdiğim isim. Daha sonra Malones ve Gridmaster yarışın son yarışlarında iyi koşmamasına rağmen yarışın en kaliteli safkanı Skywolf. Bunlardan sınıf olarak fazladır. Ege Derbisi'nde etkisiz bir yarış koştu. Fakat bu grubun üstüne bir safkan iyi koşması halinde bunları geçebilecektir diye düşüncesindeyim. Dedik ve efendim aynı gün yine veteriner hekimler koşusuna da hemen bakalım. Veteriner hekimler koşusuna kimler katılacak ekranlarınıza geliyor. Kısa vade 8 bir mücadele. Tabii ki Arap atlarının mücadelesine sahne olacak ve katılacak olan isimler de Bay Emir, Gümbür Gümbür, Pirsus, Taşkır, Yetim Ahmet, Alburak Kızı, Alderamin, Berkuk ve Falez olarak görünüyor. Katılabilmesi muhtemel isimler diyelim. Cevher de vardı bu isimler arasında ama o bugün koşmayı tercih etti ve kazandı. Mesafede 1900 çim. Gökhan ne dersin? Şimdi bu koşuda Gümbür Gümbür biz sonraki koşuda anlatacağımız Yasin Milli koşusunda da kayıtlı. Hı hı. Öngörüm o koşuda start alacağı yönünde. Ama bu koşuyu tercih ederse de şansı yüksek. Bir diğer kazbiyat temsilcisi Bayemir ve Aldiremin. Ya bu atlar bu tarz koşularda ağırlıklarını koyuyorlar. Kazanmaları muhtemel yüksek oluyor. Tabii ki Aldiremin'in ve Bayemir'in çim koşuları da çok etkili. Daha da iyi koşacaklardır. Burada Yetim Ahmet arası var ama muhtemelen kumda start almadı. Bu tarz yarışlar biraz tempolu gidiyor, hızlı gidiyor. O da sonlarda etkili geliyor. Gümbür gümbür ne tarafa koşacak bilemiyorum. Bir sonraki koşuda yani Yasin Milli koşusuna kaydına dekre olacağını öngörüyorum. Onun o koşuya koştuğu düşünürsek bu koşuda başta Bayemir, Alderemin ve Yetim Ahmet sırasıyla bu koşuda şanslı isimlerdir. Gümbür gümbür diğer tarafı tercih ederse Bayemir, Alderemin ve Yetim Ahmet diyor Gökhan. Hocam. Ben de önce Yetim Ahmet daha sonra Bayemir düşüncesindeyim. Önce Yetim Ahmet sonra Bayemir bu koşuda ön plana çıkacak isimler ama siz de Gümbür Gümbür'ün diğer tarafı tercih edeceğini tabii, düşünerek evet. Söylüyorsunuz. Peki hemen o diğer taraf dediğimiz yani Yasin Milli adına anısına düzenlenecek kısa vade 7 kum pistte 5 yukarı Arapların 1900 metrelik koşusuna da bakalım. Gümbür Gümbür, İpekcan, Taşkır, Yükselim, Çelik Kalkan, Işkınat ve Yoldaş 7 isim var kayıt olan isimler arasında. Burayı tercih etme sebebi kumunun daha iyi olması mı sence Gökhan? Yani kumunun daha iyi olması da ama yaşı ilerledi böyle biraz daha yumuşak. Yani kum pistte daha rahat yetiyordu. Çünkü evet. Çim pistte de çok özel yarışlar kazandı. Çok güzel yarışlar kazandı. Çim pistte performans yok demek haksızlık olur ama... bu saatten sonra bir tercih hakkı varsa kumu tercih edecek diye öngörüyorum. Tabii ki dekleri hep beraber göreceğiz. Eğer gümbür gümbür burada start alırsa tabii ki en şanslı safkan olacaktır. Bu mesafede ve bu pistte oldukça başarılı yarışları var. 102 yarışta 20 kere çimi, 82 kere kumu koşmuş bugüne kadar. Yani ve o gümbür gümbür diğer koşu tercih ederse burada devreye direkt olarak Taşkır girecektir. Ki Taşkır gümbür gümbür burada start alsa da başarı koşacağını düşünüyorum. At kendini buldu. Önemli yarışlara start alıyor. Yakın ara bitiriyor. Koşunun gerçekten en etken isimlerden bir tanesi. Diğer bir rakip olarak da ben belli bir istatistik yakaladığında devam ettirip ve koşu lehine gittiğinde daha etken atları geçebileceğini düşündüğüm Yükselim'e şans veriyorum. Hocam son koşu son değerlendirmeniz nasıl olacak?
Gümbür gümbür için kağıt üzerinde bu yarış biraz daha uygun gibi göründüğü için biz de bu yarışı tercih edebilir kanaatindeyiz. İlk öncelik gümbür gümbür gibi olsa da ben burada biraz çok dikkatimi çekiyor. İyi bir orijinli, güzel koşuyor. Belki bugüne kadar hiç böyle çok önemli bir koşu kazanmadı ama çelik kalkan değişik bir at. Güzel bir emal temsilcisi. Bir de yoldaş var. Bir Gobak Bey temsilcisi. Oldukça etkili yarışlar yapıyor. İstikrarlı koşuyor, yetenekli bir at. Tabii bir de her şeyin olduğu gibi biz de söylüyoruz. Yani yol bir faktör, ne zaman gidecek, at etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi? Bunlar her zaman için önemli faktörlerdir. Önceliği gümbür gümbüre, daha sonra çelik kalkan ve yoldaşa veriyorum. Öncelik gümbür gümbür, sonra çelik kalkan ve yoldaş. Bu koşuda şanslı olabilecek isimler diyor Suat hocamız. Değerli yarışseverler, biz de efendim yavaş yavaş artık programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Format programının 11 Nisan Perşembe akşamki bölümünde sizlerle birlikteydik yaklaşık 2 saat boyunca. Katılımlarınız için öncelikle sizlere, ardından Suat hocama ve sevgili Gökhan'a çok teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarımız adına hepinize de güzel bir hafta diliyoruz efendim. Haftaya 18 Nisan Perşembe akşamı saat 22'de TJK TV ve TAY TV ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.